Canlı yayındayız. Değerli izleyiciler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği Koleksiyon Kulübü'nün düzenlediği söyleşiye hoş geldiniz. Bu söyleşi kulübümüzün 120. sanal ortamdaki 23. toplantısı oluyor. 18 Şubat 2021 tarihli bu toplantımız Zoom programı ortamında yapılıyor. Derneğimizin YouTube kanalından anında yayınlanıyor ve sonraki günlerde de YouTube'dan izlenebilmesi için oraya konuyor. Bugünkü konuşmacımız ülkemizin değerli heykel sanatçısı Metin Yurdanur. Kendisiyle Kentlerin Sessiz Tanıkları, Anıt ve Heykeller konulu bir söyleşi yapacağız. Benim ismim Levent Tosun. Kulübümüz moderatör olarak neden beni görevlendirdi konusu söyleşinin bir yerlerinde geçecektir herhalde diye düşünüyorum. Moderatörlerin konuşmalarını uzun tutmamaları istenen bir şey. Ancak anıttan madem konuşacağız, söyleşi öncesi çok kısa bir anma yapmama izin verin lütfen. Bugün 18 Şubat, yarın 19 Şubat. 1915 yılında saat 9.30'da Agamemnon zırhlısı top atışıyla İtilaf Devletleri diye öğrettiler bizlere ama bildiğin sömürgen ülkeler Çanakkale'yi denizden geçmeye çalıştılar. Sembollere düşkün İngilizler neden 19 Şubat'ı seçtiler, neden Agamemnon isimli zırhlıyı seçtiler, o konular ayrı. Ancak 18 Mart'ta yani bir ay kadar sonra denizden geçemeyeceklerini anladılar. Bu sefer karadan geçelim diye Nisan ayında başladılar. Karadan da geçemeyeceklerini anlamaları 6 ay kadar sürdü ve 1915 yılının sonunda zaferimizle sonuçlandı. Ancak bu bize pek çok can ve pek çok kana mal oldu. O yüzden bu başlangıç tarihi olan 19 Şubat, unutmamamız gereken, anmamız gereken tarihlerden birisi. Bu anlattığım 106 yıl önceydi. 6 gün önce ise yine o sömürgen devletlerin arka çıktığı teröristler bizim 13-16 canımızı şehit ettiler. Uzatmayacağım. Ama eğer bugün burada, bu ortamlarda bu söyleşiyi yapabiliyorsak, bunu o şehitlere borçlu olduğumuzu hepimizin bildiğini biliyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun diye bir girizgahla başlayayım. Şimdi ekranı paylaşıp görünüyor herhalde. Metin Yurdanur hocamın özgeçmişini aktarma çalışacağım. Metin Yurdanur 1951 Sivrihisar doğumlu. Çocukluk ve gençlik yılları 3000 yıllık Frigya, Roma, Selçuklu uygarlıklarının kalıntıları arasında geçti. Babasının demir atölyesinin bahçesinde bulunan 19. ve 20. yüzyıllara ait antika materyallerle oyunlar oynadı. Binlerce yıllık tarihi eser ve antikaların etkisiyle üç boyutlu formlara ilgi ve sevgi duymaya başladı. Belki bu nedenledir ki üniversitede sanatla ilgili bir bölümü seçti. 1972 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş bölümünden mezun oldu. 1972-78 arasında öğretmen okulu ve liselerde öğretmenlik yaptı. 78-81 arasında kendi bölümünde, mezun olduğu bölümde modelaj öğretmenliği yaptı. 79 yılında, o zamanlar biz de Ankara Belediyesi'ndeydik, Ankara Belediyesi'nin kentin plastik unsurlarla donatılması projesi kapsamında, kendisi bahsedecektir bunlardan, Avni İpekçi Parkı'ndaki Eller heykelini, Batıkent'teki Dayanışma heykelini, eşiyle beraber görünüyor burada, eserle beraber, Gar Meydanı'ndaki Miras heykelini yaptı. 1981 yılından itibaren de serbest çalışmaya başladı. Tabii bu serbest çalışmaya başlamasının nedenlerinden 1402 de rol oynamış olabilir ama sanatçının dünya üzerinde 100'den fazla eseri bulunmaktadır. Bunların bir kısmı Almanya'da, 2 tane Macaristan'da, 3 tane Moğolistan, Türkmenistan, Libya, Japonya, Küba gibi ülkelerde yer alıyor. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yerleşkesinde 50'den fazla heykelinden oluşan
Ben Anadolu'yum, ben Cumhuriyet'im, ben halkım isimli bir yıl süreli bir sergi açtı. 50 heykeli üniversitenin çeşitli yerlerine yerleştirdiler ve bütün üniversitenin öğrencileri 4 mevsim boyunca karlar yağmış heykeller, güneş vurmuş heykeller, bahar çiçekleri arasındaki heykeller içinde büyüdüler. Bu sergiyi daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Malatya'da Zonguldak, Karayelmas, Denizli, Pamukkale gibi 5 farklı üniversitede tekrarladılar. Bu ilk ve tek. Yine kendisi bahsedecektir diye düşünüyorum. 2016 yılında ise Sivrihisar'da, doğduğu kent olan Sivrihisar'da belediye ile birlikte Metin Yurdanur Kültür Sanat Evi, kendi malı olan evi müze haline getirdi ve heykel bahçesi açtılar. Sivrihisar'ın yamaçlarında, o sarp yamaçlarda yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alanda açık hava heykel müzesi yer alıyor. Bu da ilk ve teklerden bir tanesi. Tarihi konak da yine oradaki Orta Doğu ve Balkanların neredeyse en büyük Ermeni kilisesinin arkasında yer alıyor. Ben makina mühendisiyim, o yüzden özgeçmiş biraz mekanik olmuş olabilir. Metin Yurdanur'u tam olarak anlatamamış olabilir. O yüzden birkaç bir şey daha ilave etmek istiyorum. Ben kendisini 41-42 yıldır tanıyorum ama çoğu arkadaşımız, yani koleksiyon kulübündeki arkadaşlarımız, 70 makina mezunu olan arkadaşlarımız 4-5 yıl önce gibi bir kısmıyla tanıştılar. Onlarla günübirlik Sivrihisar, Doğatepe ve Sivrihisar gezileri yaptık. Bu Doğatepe'de çekilmiş bir fotoğraf. Sivrihisar'da çekilmiş fotoğraf. Görüyorsunuz dağlarda, bayırlarda tüm heykeller var. Ve Metin Yurdanur anlatırken, bu heykelleri gören arkadaşlarımız, hocam sen bunları kaç yılda yaptın? Aa, bu heykel de mi senindi? Bu bizim İstanbul'da Yeni Kapı'daki parkta var. Ben bunu Macaristan'da görmüştüm. Küba'daki heykeli sen mi yaptın? Diyerek sonunda dediler ki, hocam biz seni biliyormuşuz ama tanımıyormuşuz diye. Dolayısıyla Metin Yurdanur böyle bir arkadaşımız. Geçenlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak 2021'de, yani geçen ay yayınlanmış olan Kültür Sanat dergisinde Metin Yurdanur Anadolu'dan Dünya'ya Uzanan Sanat Işığı diye çıktı. Ve orada yine görebileceğimiz gibi yazısında da diyor ki, yani bu sergileri 450 bin kişinin gezmesinden vesaire bahsederek çok büyük bir rakam. Buna rağmen bunun tantanası yapılmadı. Niye? Bu bizim alçak gönüllülüğümüzden kaynaklanıyor. Biz Ankaralıyız. Tantanada, şatafatta gözümüz yok. Ankara'nın kurak ikliminde boy vermiş sanatçı, duyarlı insanlarız. Öyle ticaretle, parayla, pulla işimiz yok. İyi olanı, doğru olanı, güzel olanı yapmaya çalıştık. Metin Yurdanur böyle birisi. Metin Yurdanur bir yığın, yine sizin de gördüğünüz gibi söyleşilerde bulunuyor, söyleşiler veriyor. Bu söyleşiyi hazırlarken neler anlatalım diye kendisiyle konuştuk. Ondan sonra dedik ki, ben de moderatör olarak devreye giriyorum tabii. Anadolu'da, bu topraklarda yaşayan bizler, Anadolu'da heykelle ne ilişkimiz var, ne ilişkimiz olmuş? Hocam bize bir bundan bahset. Cumhuriyet dönemiyle birlikte Ankara özelinde heykel sanatı, yani Ankara başkent olduğunda kaç heykeli vardı? Aynı tarihlerde, parantez içinde, payitaht olan İstanbul'da kaç heykel vardı? Bunlardan bir bahset ve neler yapılmış Ankara'da ve senin Metin Yurdanur heykellerinin bakışından bize bahset dedi. Peki, bu söyleşinin başlığı ne olsun? Kentlerin sesi, birkaç başlıktan kentlerin sessiz tanıkları olsun. Sahiden de heykeller kentlerin sessiz tanıkları. Bir şey, kendi koleksiyonumdan bir belge sunacağım ve ondan sonra bitireceğim. Ankara'daki Zafer Anıtı'nı örneğin düşünürsek, şu anda pek anıt kalmadı. Zaten Kızılay'a da pek inmiyoruz. İnersek yanlarından hızlıca geçiyoruz. Oradaki anıtı bir tek, kenarında 4 tane meşale bazı milli günlerde yakılıyor. Ama o anıt nelere tanık olmuş? Orada
işte Ordu Evi, Danıştay Binası, Zafer Çarşısı, yer altında Sanat Galerisi, Türk Hava Yolları, bizim üyesi olduğumuz Türk Mühendisler Birliği Derneği yıllarca oradalarmış. Bunlara tanık olmuş ve bir belge göstereyim. Mesela bu 1968 yılının 29 Nisan'ında. Orada Zafer Meydanı'nda heykelin önünde mitingler yapılırmış. Bu mitinglerde Sosyal Demokrasi Dernekleri Federasyonu, Nail Gürman, Yusuf Güveli, Cemal Madanoğlu vesaire bir konuşma diyor. Dikkat edin yalnız, bir yerde saat 11-13 arası diyor. Niye 11-13 arası diyor? Çünkü aynı meydanı saat 15'ten itibaren daha başka birine vermişler. Aziz Nesin, İlhan Selçuk vesaire vesaire diye. Yani o heykel, önünden böyle böyle geçtiğimiz heykel nelere tanık olmuş. Şimdi Metin Yurdanur, benim bu konuşmalarımdan sonra kendisine devredeceğim ve bize tarihe tanıklık eden heykeller konusunda, anıtlar konusunda bir söyleşi yapacak. Umarım sabzınızı zorlamadım. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Buyurun Metin Hocam. Levent Tosun arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Keşke baştan sona tüm programı kendisi sunsa da ben de böyle güzel güzel dinlesem. Çünkü olağanüstü bir sunum ve son gösterdiği iki belgede muhteşem. Niye? Çünkü böyle bir şey kalmadı Türkiye'mizde. Niye? Biz belge konusunda biraz neyiz diye düşünüyorum toplum olarak ya da halk olarak ya da millet olarak. Niye öyle? Niye öyle olmayalım ki? Biz 12 Mart'ta öğrenciyiz işte. Ondan sonra yatılı öğrenciyiz Gazi Terbiye Enstitüsü'nde, eski adıyla, yeni adıyla Gazi Eğitim Enstitüsü, çok yeni adıyla da Gazi Üniversitesi'nde. Gençler öyle bilirler. Şimdi Polisbahçe, herkes işte yatılıdır, 1500 öğrenci. Gece saat 3'te uykusundan uyandırılır. Herkes dolabın başına denir ve dolaplar aranır. Ne aranır bakalım? Belge aranır. Ay, belge bulunduğu zaman herkes bakalım sorguya çekilir. 12 Eylül'de de aynı şeyler oldu. 12 Mart'ta bütün belgeler yok edildi. Çünkü belgeyi yakalatan bir şekilde ağır cezalara çarptırılıyordu. 12 Eylül'de de bu yaşandı. Belki günümüzde de böyle oluyor. Belki Osmanlı'da da, belki Selçuklu'da da böyle oldu. Daha geriye gidelim isterseniz. Yani Roma'da da böyle oldu, Bizans'ta oldu. Hattiler'de de oldu mu bilmiyorum ama Filikler'de olduğu kesin. Böyle muhbirleme, belgeyi saklama ve o belgeyi koz olarak kullanıp insanlara eziyet etme. O bakımdan belge konusunda eksikliğimizi ben doğal buluyorum. Çünkü sakladığın zaman başın belaya giriyor bir şekilde belgeyi. Ama biraz da saklamak lazım çünkü bu koleksiyoncular derneğini o bakımdan çok seviyorum. İşte Levent hocamın gösterdiği iki belge beni işte çok etkiledi, çok mutlu oldum. Bilmiyordum, onları görmemiştim. Böylesine yürekli insanlar sayesinde bir takım işte bilgilere, doğru bilgilere ulaşabiliyoruz. Sizleri kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi konumuzu hemen neyle bağlamak istiyorum, başlamak istiyorum, pardon. Tabii moderatör olarak Levent hocamdan dileğim benim bu fotoğrafları yavaş yavaş geçme şeklinde olmalı diye bir önerim olacak. Konya Çatalhöyük. Metin Hocam, siz söylerseniz bir sonraki derseniz geçeyim. Ten başlayacağız konumuza. Burada sağ tarafta hepimiz görüyoruz öyle sanıyorum. Devlet sanatçısı Ozan Sadıç, Türkiye'nin yüz akı Ara Güler'le birlikte, Ankara'nın Ara Güler'i demiyorum, Türkiye'nin sanatçısı fotoğraf. Çünkü birisini kalkıp da işte vay sen Türkiye'nin Picasso'sun, olmaz öyle şey. Onun yeri ayrı, onun yeri ayrı. Ozan Sadıç'ın çok özel bir yeri var. Türkiye'nin en iyi fotoğraf sanatçılarından birisi ve bizim her şeyiyle Ankara'mızı ifade eden bir sanatçımız. Saygı ve sevgiyle anıyorum onu da. Onun çektiği çok özel ve güzel bir fotoğrafla karşılaşıyoruz. Abdi İpekçi Parkı'ndaki ellerde insanlarla birlikte bir görüntü, olağanüstü bir şey. Şimdi suyu alabilirim. Çatalhöyük'e gideceğim ben. Niye gideceğim? Çünkü kentlerin sessiz tanıkları bizim konumuz. Şunu alayım Gizem. Çok özür. Hemen sudan bir yudum.
Heykel deyince, önce anıt heykel deyince veya kent olgusundan söz etmemiz gerekir. Kentleşme dünyada ilk kez, yani ileride neler çıkar bilmiyorum ama bizim bildiğimiz, arkeologların bildiği, araştırdığı, Türkiye'mizde, Anadolu'da, Konya'da, Çumra ilçesinde Çatalhöyük denilen yerleşim yeridir. Avcı toplayıcı atalarımızın ilk kez toplayıcılıktan, avcılıktan vazgeçip yerleşik düzene geçtikleri, küçük küçük barınaklar kurdukları yerdir Çatalhöyük. Ve Çatalhöyük'te de bir heykel bulundu. Şu anda fotoğrafını gördüğümüz Kibele Ana Tanrıça heykeli, aslanlı bir tahta oturmuş ve doğum yaparken ifade edilen meslektaşımız tarafından kil bir heykel. Küçük bu, 25 santim yüksekliğinde yaklaşık olarak. Bir ne olarak yer almıştır bakalım. Anıt heykel diyemeyeceğiz ona. Bir dilek olarak yer almıştır. Çünkü avcı toplayıcı toplumdan yerleşik düzene geçen insanlar ne yapmışlardır bakalım, Kibele kültü yaratmışlardır. Niye Kibele? Çünkü insan neslinin çoğalması, daha doğrusu tükenmemesi için kadına ihtiyaç var ve burada da kadının rolü direkt biliniyor, erkeğin rolü bilinmiyor tabii. Ve uzun yıllar anaerkil aile yapısını bünyesinde barındırmış toplum. Ve bunu da heykellerle ifade etmiş ve bunu belki idol olarak, kült amacıyla, sihir ya da büyü amacıyla yapmış. Ve bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bunu izleriz, görürüz. Türkiye'mizin ilk eserlerinden birisidir bu. Hangi eserlerinden işte? Heykellerinden birisidir diyelim Türkiye'miz olarak. Günümüzden yaklaşık olarak 9500 yıl öncesine tarihleniyor. Peki Çatalhöyük gerçeği nedir? Çatalhöyük gerçeği ilk yerleşimle ifade ediliyor. Ondan önce yok muydu? Vardı. Göbekli Tepe, Urfa Göbekli Tepe'de bir hareket oldu son 10 yıl içerisinde, 15 yıl içerisinde. Bir tapınak bulundu. Ne olduğu da bilinmiyor. Tapınak deniliyor ama tapınak olduğu da kesin değil. Hala bir takım sırları çözülmüş değil. Ama orada bir yerleşim olduğunu biz bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz bir şey varsa Konya Çatalhöyük'te bir ilk yerleşim söz konusu. Demek ki kentler oluştuğunda, yerleşildiğinde heykel de ortaya çıkacak. Bu demek değildir midir ki daha önce heykel yapılmadı? Yapıldı ama mimarlıkla birlikte, resimle birlikte heykel atbaşı olarak yürümeye o yıllarda başladı. Değilse Billendorf Venüsü, işte Avusturya'nın orta yerinde bulunmuş, işte 10 santim büyüklüğündeki bir ana tanrıça heykeli de aynı işlevi görüyor ama bu avcı toplayıcı toplumların ürettiği bir şeydi ve ceplerinde, belki yanlarında cep derken işte yanlarında tılsım olarak taşıyorlardı. Kentin bir parçası değildi. Buradan biraz daha ilerleyelim, ileri zamanlara gidelim, Hattilere ulaşalım. Hatti bizim Anadolu'muzda ilk yerli halklardır. Hititlerden önce Anadolu'nun ilk yerli halklarına Hattiler diyoruz biz. Bu bilgilerim tarihçilerin söylediği bilgiler, araştırmacıların söylediği bilgiler. Hattiler dökümde, üretimde çok daha ileriye gittiler ve günümüzden yaklaşık 4000 yıl kadar önce, 4500 yıl önce çeşitli semboller üretmeye başladılar. En bilindik olanı da pek çok yerde sembol olarak kullanılan Hatti güneş kurslarıdır. Hitit denir, eti denir ama doğrusu onlardan bir önceki Anadolu'nun yerli halkları, Kızılırmak kavsi içerisinde yer alan Hatti medeniyetinin ürettiği sembollerdir. Artık yerleşik toplum iyice gelişmeye başladı. Tarım ve hayvancılıkla birlikte, üretimle birlikte mimari formlarda gelişmeye başladı. Evler çeşitlenmeye başladı, tapınaklar yapılmaya başladı. Korunmak için kaleler üretilmeye başladı. Ve doğaldır ki tabiatla mücadele edebilmek için, doğal olaylardan kurtulabilmek için büyü gibi konularda ortaya çıkmaya başladı.
Onları da neyle sembolize etti ilkel insan, az gelişmiş insan diyelim, heykelciklerle sembolize etmeye başladı. Bu gördüğümüz Hitit Güneş Kursu, dinsel törenlerde günümüzdeki sancak gibi sopaların ucunda taşınıp çeşitli sesler çıkararak o kafileye katılmak için yapılmıştır. Gördüğünüz gibi üç halkası vardır önünde. Mehter takımının günümüzde hani elindeki çalgı aletlerinin ses çıkardığı işlevi görüyor gibiydi. Şimdi bu dönem bu konuları çok uzatmadan hemen nereye geleceğim ben? Hemen nereye geleceğim? Orta Asya'ya geleceğim. Türklerin ana vatanına. Türklerin ana vatanı. Benim büyük bir hayal kırıklığım oldu. Lisede işte okurken Eskişehir Atatürk Lisesi'nde sanat tarihi dersi görüyoruz. Sanat tarihi dersinde Türklerin işte ilk heykellerinden söz ediliyor. Bilge Kağan, Tonyuku Kuk var işte yönetici. Bilge Kağan ve kardeşi Kültigin söz konusu. Bunlar anısına dikilen Orhun anıtları dediğimiz abideler var, anıtlar var. Abide anıt derken dikili taşlar yaklaşık 2-2,5 metre yüksekliğinde şimdiki Moğolistan'ın orta bölgesinde yer alan bir kısmı da müzelere kaldırılmış durumda. Konar göçer Türkler, atalarımız yerleşik duruma geçmedikleri için genelde mimarlıkla ilgili çalışmaları yok ve ne olmamıştır? Buna bağlı olarak üç boyutlu form yani heykel gelişmemiştir. Bundan sanat olarak söz etmeyeceğiz, bir ihtiyaç olarak söz edeceğiz. Burada kafası kopuk bir balbal görüyoruz. Moğollarda gelenektir, heykellerin kafalarını kopartırlardı. Öyle bir söz var, öyle bir anlayış var. Onları düşmanları olarak görüyorlar. Heykel ya da işte bu formlar yapılıp kafaları kopartılıyor, böylece cezalandırılıyor diye biliniyor. Bizim en eski heykelimiz Bilge Kağan'ın kardeşi Kültigin'in adına yaptırdığı, Çinli ustalara yaptırdığı bir baştır, bir büsttür. Bugün işte Moğolistan'da Türkiye Cumhuriyeti tarafından hazırlanan bir müzede de korunmaktadır. Ve beni lisede en çok şaşırtan bu 732 ya da 734 rakam olmuştur. Ben bunu milattan önce diye biliyordum ama milattan sonra olduğunu öğrenince çok şaşırmıştım. Demek ki bizim heykellerle tanışmamız oldukça yeniydi. Çünkü biz biliyoruz ki işte Mısır'da, Mezopotamya'da, Anadolu'da günümüzden 5-6 bin yıl önce mimari yapıtlar yapılıyor, anıtsal yapılar yapılıyor. Anıtsal yapılara bağlı olarak da heykeller ortaya çıkıyor. Heykel formları ortaya konuluyor. Bu doğal olarak bizim yaşantımızın bir sonucu. Bizim yaşantımız nedir? Bir göçebe kültürüdür, at kültürüdür ve harekettir, sürekli harekettir. Bir şekilde Orta Asya'dan dünyaya dağıldıktan sonra yavaş yavaş bizim yolumuz Afganistan, İran üzerinden Anadolu'ya ulaşıyor. Anadolu'ya ulaşırken 800'lü, 700'lü yıllarda, 700 ve 800'lü yıllarda Türkler Budizm ve Şamanizm olan dini görüşlerini yavaş yavaş İslamiyet'e teslim etmeye başlıyorlar. İslamlaşıyorlar. İslamlaşmayla birlikte bu zaten çok alışkın olmadığımız üç boyutlu cisimler, formlar hiç yapılmamaya başlanıyor. Ama işte Konya, bu rölyefte gördüğümüz gibi Konya Selçuklularda bu insanın içgüdüsü, yani bir şey yapma, yaratma içgüdüsü bir şekilde formlara dökülüyor. Bu form gölgesi düşmeyen bir form. Bir rölyef, bir kabartma. Çünkü İslamiyet'te
yapılan bir cismin, bir formun gölgesi düşerse bunun kabul edilmediği, bunun bir put olduğu ve Tanrı'yla koşut olarak düşünüldüğü ve bu nedenle yasaklandığı ortaya çıkmıştır. Bunu engellemek için, daha doğrusu kaçamak bir şeyler yapabilmek için burada ustalar rölyeflerle kendilerini ifade etmişlerdir. Konya Selçuklulara ait Alaaddin Köşkü'nde bir kabartmayı görüyoruz. Ender bir kabartma. Daha evveliyatını Diyarbakır'da Ulu Cami'de görüyoruz. Burada meslektaşlarımız yasaklanmış olan heykelin ya da üç boyutlu formun yerine harflerle insan figürü ya da hayvan figürü çizme yoluna gitmişlerdir ki bu yasaktan bir şekilde kurtulmuşlardır. Ya da çeşitli hayvan ve insan figürlerini karıştırarak harflerle de dekore ederek çeşitli dekoratif unsurlar da kullanarak bu isteklerini kendilerine göre ortaya çıkarmışlardır. Ve burada herhangi bir anıttan ya da heykelden söz etmek mümkün değil. Evet, bir konuya daha devam edelim oradan. Levent Bey, geçiyoruz. Gene Dağıstan'da bulunmuş ve Amerika'da olan bir, burada da artık bir atlı figür var ama rölyef olarak yer alıyor. Çok heykelden söz edemeyiz burada. Peki heykelden ne zaman söz edeceğiz? Heykelden söz etmeye daha çok var. Tabii bu arada elimizde şu anda fotoğraflar yok öyle sanıyorum. Ahlat mezar taşlarında anlatmamız gerekiyor. Ahlat'ta taş ustaları mezar taşlarını aynı şekilde heykel yasak olmasına karşın soyut birer form olarak, birer heykel olarak yontmuşlardır ve günümüze kadar onlar gelmiştir. Ahlat bizim için niye önemli? Şunun için önemli, Sivas Divriği Ulu Cami'nin taş ustaları ya da mimarları, ki orada bir mimarımız var bizim şu anda fotoğrafta gördüğümüz, Ahlatlı Amele Hürrem Şah adında imzası var bu yapıyı yapan mimarın. Şimdi enteresandır, Selçuklular döneminde mimarlar, taş ustaları diyelim daha doğrusu, çünkü taş ustalığıyla mimarlık birlikte gidiyor. Mimar Sinan'da da bunu görebiliriz. İşte Kayserili bir taş ustası Sinan zamanla bir mimar, baş mimar mertebesine yükseliyor ve Mimar Sinan olarak karşımıza bir dev olarak çıkıyor. Sivas Divriği Ulu Camii bizim için çok önemli bir başyapıttır. Ve bu konuda Doğan Kuban hocamızın, saygıyla anıyorum onu da, çok büyük gayretleri vardır buranın korunması ve işte geleceğe miras olarak bırakılması konusunda. Geçenlerde bir televizyon programında izledim. Mimar arkadaşlar iyi bilirler, onu Sinan da kullandı bir şekilde. Caminin ana giriş kapısının sol ve sağ tarafında iki sütun vardır. Ve o sütunlar deprem dengesini sağlarlar ya da depremin olup olmadığını belli eden sütunlardır. Hareketli sütunlardır, dönen sütunlardır. Günümüzde restore edilirken bu yapı ne yazık ki dönmesini engellemek için alt ve üst kısımlarının çimento harcıyla doldurulduğunu televizyonda bir programda, evet bir programda bu konuyla ilgili bir arkadaşımız anlatmıştı. Kıskançlıkta korunması gereken bir yapı. Tabii niye önemli, bir başka heykel olarak önemli benim açımdan ve Doğan Kuban'ın açıklamasıyla birlikte. Burada cennet kapıları söz konusu. Sivas Divriği Ulu Cami Şifahanesi'nde Hürrem Şah, ahlatlı yontucu, büyük olasılıkla o mezar taşlarını da yontanlardan birisi ya da birileri. Burada cenneti tasavvur etmiştir. Cenneti soyut bir biçimde anlatmıştır. Bitki motifleriyle, çeşitli ürettiği, yarattığı formlarla ve
olağanüstü bir yaratıcılık söz konusudur burada. Her bir parçasında ve detayında ilgili arkadaşlarımızın Doğan Kuba'nın bu konuda hazırladığı kitabını alıp bu konuyu incelemelerine salık verebilirim. Ve mutlaka bu salgın durumları bittikten sonra da oraya özel bir gezi yapılmasını dilerim ben. Sağ tarafta da gene orada ünlü işte çok estetik Selçuklu kartalı söz konusu. Çift başlı kartal. Müthiş bir stilizasyon var. Bir sanatçı olarak Türk sanatçı olarak kıskandığımı belirtebilirim ben böyle bir şeyi. Yani yapanları kıskanıyorum. Sivas Divri Ulu Camii 1220'lere karşılık geliyor. Demek ki Orta Asya'dan yavaş yavaş yürümeye başladık. Çok atlayarak bazı konuları. Şimdi uzunca bir süre Selçuklu ve Osmanlı egemenliğinden sonra ki Selçuklu ve Osmanlı egemenliğiyle birlikte heykel diye bir kavram yok. Heykel diye bir kavram yok. Böyle bir çalışma yok. Böyle bir birikim yok. Böyle bir kültür yok. Ama ne var? Geldiğimiz topraklarda, geldiğimiz Orta Asya'da, Orta Asya'dan geldiğimiz topraklarda, Anadolu'da, Mezopotamya'da, Mısır'da dahil tabii, olağanüstü bir insanlık birikimi var. Mimari olarak, heykel olarak, resim olarak. Allah'tan Selçuklu ve Osmanlı bunları özenle korumuş, yenisini yaptırmamakla birlikte özenle korumuş, koruyabildiği kadarıyla ve günümüze bunlar gelebilmiştir. Korumasaydı ne olacaktı? Korumasaydı herhalde bugün bir Bergama Zeus altarını konuşmayacaktık. Bugün günümüzde nerede yer alıyor? Berlin'de işte müzede yer alıyor. Elimizden kaçan ya da kaçırılan ya da gönderilen, kaçan da değil ya. Yani satmış anıt eser. Helenistik devrin, Helenistik sanatın en büyük eserlerinden birisi. Ve benzerleri. Elimizdekiyle yetinmemizde yarar var diye düşünüyorum bir şekilde. Kalanları korumamız gerekir diye düşünüyorum. Bu küçük bir tabii nedir? Dilek daha doğrusu. Kolay mı? Hiç de kolay değil. Şimdi 10 bin yıllık birikimi insanlar alıyor, parası var Anadolu'dan. İşte bir şekilde kazılardan çıkan ve kaçak olarak yurt dışına giden eserlerimizi ve müzelerinde, saraylarında, evlerinde ya da neyse sahipleniyorlar. Niye? Amerika kıtasının böyle bir şansı yok, birikimi yok. Çünkü dünyanın en zengin şeyi, bölgesi, ülkesi. Elimizdekileri nasıl engelleyebiliriz? Gitmesini, kaçmasını. Bu konuda eğitime büyük görev düşüyor diye düşünüyorum. Tabii o konu ayrıca tartışmaya gerektiren bir konu. Koleksiyon açısından, birikim açısından. O konuda tabii konuşulacak şeyler var. Şimdi bu Selçuklu ve Osmanlı bölümünü hemen burada tamamlayıp 1920'ler Ankara'sına geleceğiz. Orada bir fotoğraf değişikliği yapacağız Levent Hocam. 1920'ler Ankara'sından bir görüntü. Bu Burçak Evren'in 1920'lerin Ankara'sı kitabı var elimde. Ondan aldık. 1920'lerin Ankara'sı buradaki insan topluluğuna baktığımızda benim çocukluğumu, benimle yaşadığı pek çok arkadaşımın yaşadığı yerlerdeki çocukluklarındaki insan ilişkilerine de benziyor. Kılık, kıyafet, giyim, kuşam daha dün, ben doğmadan 30 yıl önce. Düşman işgali var, işte düşman işgalciler gelmişler İzmir'den, Afyon'da geçmişler. Ankara'ya gelmek üzereler ki
ihtilalci Mustafa Kemal'i kaynağında yok etmek ve boğmak için. Ve kıl payı kalmış bu işe. Ve o günler tabii konuşulmalı, anlatılmalı, zor günler. Ve bilmeyenlere de anlatmak lazım. Hangi koşullarda yaşandı bu? Biraz önce Levent Hocam'ın Çanakkale ile ilgili anılarını çok daha detaylı olarak anlatmak gerekir diye düşünüyorum. Anadolu ihtilalini, kurtuluşunu anlatırken. Ve yakında işte 27 Aralık'ı andık. 100 yıl geçti neredeyse. Ve önümüzdeki Eylül ayında Doğatepe Sakarya Savaşı'nın 100. yılını anacağız. Eylül ayında. 100 yıl çok kısa bir zaman aralığı. Bu 100 yılda nereden nereye geldik onu göreceğiz. Evet, bir fotoğraf daha göreceğiz sizinle. İttihat Terakki'nin binasında 27 Aralık'tan sonra Nisan ayında, 23 Nisan'da Mustafa Kemal balkondan Ankara halkını selamlıyor. Kurtuluşa adım atıyorlar. Mustafa Kemal sivil giyimli, kravatlı, şık bir paltosu var üzerinde. Çevresinde milletvekilleri var ve geleceği selamlıyor Ankara halkıyla birlikte. Ve bu günlerin temelini atıyor. Hangi günlerin? Günümüz dünyasında çağdaş, modern, laik, demokratik hukuk devletinin temellerini atıyor. Onun hayallerini kuruyor ve gerçekleştiriyor da. Ülkemiz bir şekilde, tabii bu konuları anlatmak istemiyorum, çok uzun sürecek, kurtuluyor, cumhuriyetimiz kuruluyor. 29 Ekim 1923'te cumhuriyetimizi kurduk. Yine bir 29 Ekim günü ama 1927 yılında Ulus Meydanı'na ülkemizin, Ankara'mızın ilk anıtı açılıyor. Buradaki fotoğraf da oldukça eski bir fotoğraf. İş Bankası duruyor ama Sümer Bank'ın olduğu yapının yerinde meşhur Taşan Oteli var. Uzun yıllar orada yerini etmiş, Taşan kalmış. Daha sonra Sümer Bank yapıldı. Şimdi onun yerine de herhalde Sümer Bank kapatıldı. Bir özel üniversite açıldı. Demek ki eski bankalar, eski yapılar hep özel üniversite olacak diye düşünüyoruz. Oysa biz biliriz ki üniversiteler bir kampüs içerisinde yer alır. Kendine özgü ve özgül yapıları vardır. Kentle birlikte bütünleşir, iç içedir. Yalnızca orada eğitim, öğretim yapılmaz. Gelecek hazırlanır, halkla birlikte, kentle birlikte her şey kurgulanır, örgütlenir. Ama herhalde günümüzde artık o kurslarda olduğu gibi işte bütün eğitim bir kenara bırakılıp işte yalnızca fen alanında test çözmelere dönen bir eğitim öğretim sistemine doğru yöneldi galiba. Üniversiteler o da ayrıca bir tartışma ya da konuşma konusu da olabilir rahatlıkla. İşte benim öğrenciliğimde Türkiye'de 3-4 üniversite vardı. Şimdi galiba 200'den fazla bir üniversitemiz söz konusu. Büyük bir başarı tabii bu. Sayı açısından büyük bir başarı diye düşünüyoruz. Şimdi hakimiyeti milliye, ulusal egemenlik, ulus meydanı ya da zafer anıtı heykelden artık söz edebiliriz. Levent Hocam dedi ki, hocam işte Ankara'da heykel var mıydı, ne vardı, ne zaman oldu? Tabii Ankara'da bir ilkten söz etmek için bugünkü Etnografya Müzesi ve Resim Heykel Müzesi'nin bahçesinde yer alan ve İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica tarafından yapılan Atlı Atatürk heykelini söylememiz gerekir. Açılış tarihi düzeltiyorum. 29 Ekim 1927 Etnografya'daki Atatürk anıtı.
bundan 4-5 gün sonra Ulus'taki 4 Kasım'da zafer anıtımız açıldı. Biraz önce söylediğimi düzeltiyorum. 29 Ekim değil zafer anıtı, Ulus'taki 4 Kasım'dır. 29 Ekim'de açılan ilk anıt heykelimiz Canonica'nın yaptığı İtalyan heykeltıraş adlı Atatürk heykelidir. Kaidesinde ulusal kurtuluşla ilgili çeşitli relyefler vardır. Ankara, Atatürk'ün Ankara'ya gelişle ilgili relyefi vardır. Bir başka heykelimiz neyi yer aldı orada, ona bakalım. Evet, Güven Park'taki heykelimiz. Zafer heykeli, Sıhhiye Meydanı'ndaki Zafer heykeli de aynı tarihlere tarihlenebilir. Gene Canonica tarafından yapıldı. Güven Park'taki heykel Bakanlıklar binalarının mimarı ve şimdiki Millet Meclisi binamızın mimarı Alman mimar Clemens Hofmeister tarafından tasarlandı. Rölyef ve heykeller Avusturyalı sanatçı, iki sanatçı Torak ve Hanak tarafından gerçekleştirildi. Teması, konusu Türk milletinin güvenlik güçlerine bir saygısı idi. Jandarma ve polisine Türk halkının bir armağanıydı. Ön cephede iki dev figür yer alır, bronz figür. Arka cephede Atatürk'ün gençlikle birlikteliği söz konusudur. Kaidesindeki taş oymalarda, ki Ankara taşından oyulmuştur, ulusal kurtuluşla ilgili çeşitli konular canlandırılmıştır. 1935 yılında Atatürk'ümüzün de katıldığı bir törenle açılışı gerçekleştiriliyor ve açılışta mimar Hofmeister de yer alıyor bu anıtın açılışında. Büyük bir park içerisinde yer alan anıt kaide, heykel ve çevre düzeniyle bir ilk olma özelliğini taşımaktadır anıt olarak. Uzun yıllar eleştirmenler tarafından işte baskıcı bir figürler topluluğu olarak nitelendirildi ama doğrudur. O yılların, o dönemin bir anlayışıydı bu. Almanya'da özellikle yapıla gelen bir uygulamaydı. Bu eleştirilebilir tabii ama bugün tarihe kalmış bir nedir bakalım? Belgedir ve durmaktadır. Tabii onun yanına da kalmamaktadır. Yavaş yavaş o devasa Güven Park kemirilmiştir. İşte her tarafına bir şeyler yapılmıştır. Artık avuç kadar bir yerde sığındı kaldı bu anıt heykel. Şimdi burada biz 3 yabancı sanatçıdan söz ettik. Ankara'mıza heykel kazandıran Avusturyalı Krippel, İtalyan Canonica ve Avusturyalı sanatçılar Torak ve Hanak. Doğaldır ki Türk sanatçılar yetişmemişti. 1920'li yıllarda Türk sanatçıdan söz etmek mümkün değildi. Hatta bu konuda Ahmet Haşim'in bir sözü var. Diyor ki Türk sanatçılar yetişinceye kadar ülkemize biz anıt yaptırmayalım. Onun yerine bir koca taş kütleyi, mermer kütleyi meydana dikelim ya da bronz kütleyi koyalım. Altına da şunu yazalım. Türk sanatçılar yetişinceye kadar diye bir yazı yazalım. Çok enteresandır bu. Ne yapılabilirdi? Hiçbir şey yapılamazdı. Ya zaten 1924 yılında yurt dışına 22 insanımız eğitim için gönderildi. Bunların arasında 7 ressam adayı da vardı. Heykeltıraş yoktu. Heykeltıraş düşünülmüyordu. Ali Hadi Bara, yanlış anımsamıyorsam, kendi parasıyla yurt dışında eğitime gitti 20'li yılların başında. Daha sonra Zühtü Müridoğlu ilk kez, rahmetli Zühtü Müridoğlu bizim ilk kuşak heykeltıraşımız,
ki İstanbul İstanbul Beşiktaş'taki Barbaros Anıtı'nın mimarı ve Anıtkabir'deki rölyeflerin mimarı, sol taraftaki rölyeflerin heykeltıraşı yurt dışına eğitim için gönderildi. Ve orada eğitimlerini alarak yurdumuza heykeltıraş olarak geldiler. Bu yıllara kadar Türkiye'de heykeltıraştan söz etmek mümkün değil. Böyle bir meslek yok. Yani bu Osmanlı'nın ya da Selçuklu'nun anlayışı devam ediyor bir şekilde. Ama her şeyde örnek olduğu gibi büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk, bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, o milletin insanlık camiasında yeri yoktur sözüyle bu zorluğu kırdı. Osmanlı'da ne vardı? Osmanlı'da da bir şeyler vardı, kıpırdanmalar vardı. Heykel alanında kıpırdanmaları Kanuni'nin sadrazamı İbrahim Paşa'da görüyoruz. Macaristan seferinde Budapeşte de gördüğü heykellerin bir kısmını Pargalı İbrahim Paşa İstanbul'a sarayına getirtiyor. Genelde bunlar insan figürü değil, hayvan figürlerinden oluşan heykeller. İstanbul'da sarayına, çeşitli yerlere yerleştiriyor. Bir kısmı koruma altında. Öyle sanıyorum Beşiktaş, Kadıköy'deki boğa heykeli de bunlardan birisi. O dönemden kalma. 1882'de Sanayi Nefise Mektebi kuruluncaya kadar heykelle ilgili Türkiye'de herhangi bir hareket yok. 1882'de kurulan Sanayi Nefise Mektebi'nin ilk heykel hocası Özkan Efendi. Özkan Efendi'nin yerine İhsan Özsoy geliyor. Daha sonra işte yavaş yavaş Rüştü Mürdoğulları bir kuşak başlıyor. Ve bu yüzden yetişmiş eleman yetersizliği nedeniyle ilk anıtlarımızı ve heykellerimizi yabancı heykeltıraşlar yapıyorlar. Ve bu da kabul görüyor. Türkiye'de şehirlerde yerleşik alanda heykel görmeyen insanlarımız heykelleri ilk önce Atatürk olarak görünce ve İstiklal Harbi konularını görünce bundan sonra yapılan her şeye Atatürk heykeli demeye başlıyor. Ve onda onu görmeye başlıyorlar. Bu günümüze kadar bile devam etti. İşte bir temel fıkrası var biliyorsunuz. Aşık Veysel'in saz çalan heykelini gören bir işte Karadenizli insanımız. Oy diyor, pek gördüm ama Atatürk'ün hiç saz çaldığını görmemiştim. Böyle işte fıkralara neden olmuştur bu konu. ...1935'e kadar uzunca bir ara veriliyor Ankara'mızda, başkent Ankara'da. Heykele ara veriliyor. Efsane belediye başkanı rahmetli Vedat Dalokay 1975 yılında Ankara'da Sıhhiye'ye bir güneş kursu yaptırma kararı alıyor ve bunun için heykeltıraş Nusret Suman'la anlaşıyor. Bizim birinci kuşak heykeltıraşlarımızdan olan rahmetli Nusret Suman, teknik yetersizliği de söz konusu bu işlerin. Çünkü dökümcü yok, yetişmemiş, bu işi üretecek teknik ara elemanlar yok. Büyük gayretleriyle şimdi Ankara'mızın neredeyse sembolü olan bu Hatti Güneş Kursu'nu gerçekleştiriyor. Neredeyse aradan 1935 ile 75 arasında 40 yıl kadar uzun bir zaman geçiyor. 40 yıllık süre içerisinde Ankara'mızda ele alınır, sembol olacak, ciddi olarak yapılan bir anıt ya da büyük bir heykel söz konusu değil. Küçük küçük çalışmalar var tabii.
Bu heykelin öyküsü oldukça uzun. Vedat Bey direniyor buna. İşte 1974-75'te Bülent Ecevit, CHP Milli Selamet Partisi koalisyon hükümeti var. Milli Selamet Partisi böyle bir şeye karşı ve bunu put olarak görüyor. Çok enteresandır. Biz bu putu buraya diktirmeyiz diyorlar. Ve buna karşı çıkanlar bugün yaşıyorlar. Ama Vedat Dalokay, Cesur Dalokay, işte Deli Dalokay, Çılgın Dalokay bunu başarıyor. Ve Ankara'mızın ortasına Sıhhiye'ye en güzel şekilde bu heykeli yerleştiriyor. Gene efsane belediye başkanı Ali Dinçer başkanları seçiyor. Genç bir başkan. Heyecanlı. Kadroları genç. Onlar çok heyecanlı. Bu cumhuriyetin bütün birikimi onlarda yer almış. İşte köy enstitülerinin, halk evlerinin, işte bir de tabii ODTÜ'lü olmanın, o da önemli. O faktör de var. ODTÜ'de okumuş olmanın. Niye? Çünkü dilleri var. Pek çok yabancı kitabı çevirip okuyabiliyorlar, araştırabiliyorlar. Ya da ucundan kıyısından yurt dışıyla ilişkileri var. Bu yüzden devrimci atılımlara imza atıyorlar. Bunların arasında 1978 yılında benim Gazi Eğitim'de modelaj öğretmenliği ile kesişen durumumuz var. 1978 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'ne Levent Hocam'ın da özgeçmişimde anlattığı gibi heykel öğretmeni olarak atandım, modelaj öğretmeni olarak atandım. Heyecanla çalışmalar devam ediyor. Ve Ankara Belediyesi'nden bir talep geliyor. Biz kentimize heykeller kazandırmak istiyoruz. Heykel kazandırmak istiyoruz. Ve bunun için maketler istendi. Çeşitli maketleri, benim üzerime düşen maketleri hazırladım. Bir basın toplantısıyla Ankara'daki bir otelde, Kızılay'daki bir otelde, otelin adını düşünüyorum şimdi. Açıklandı basına bu. Hatta Jülide Gülizar rahmetli vardı. Heykelin önünde, eller heykelinin maketi var. Bunu verin evime koyayım da işte herkesi korkusun, kimse giremesin gibi böyle bir ekspresif, dışa vurumcu bir ifadesi olan bir heykeldi o eller heykeli, maketi. Basına tanıtıldı, kabul gördü heykeller. Benim payıma düşen işte şimdi Sıhhiye'de fotoğrafını gördüğümüz İpekçi Parkı'ndaki eller heykeli. Niye eller heykeli? Kaidesi olmayan, yanında teorisinde herhangi bir açıklama bulunmayan, İstiklal Savaşı ile ilgili tarihi bir olayı anlatmayan, yalnızca iki devasa el, işte topraktan fışkırmış, geleceğe uzanıyor. Herkesin kendisine göre yaptığı yorumlar. Ve günümüzden 42 yıl kadar önce böyle bir tasarım. Bu heykel olağanüstü zor koşullarda gerçekleştirildi. Sevgili Levent Tosun, Ankara Sular İdaresi Genel Müdürü. Zaten Ankara tek bir belediye, Ankara Belediyesi 1970'li yıllarda. Şimdi belediye olan ilçeler birer müdürlük. İşte Çankaya Müdürlüğü, Yeni Mahalle Müdürlüğü böyle çok önemli değil görevleri, fonksiyonları. Her şey tek elden yönetiliyor. Tek el derken merkezi yönetim var. Ama işte gücü yok. Ne gücü yok? Ekonomik gücü yok. Para gücü yok. Her şey çok sınırlı. Ekonomi dar zaten. O yıllarda sıkıntılar var her bakımdan. Bir taraftan da işte sanat eseri yapılacak. Mevzuat müsait değil. Ne için müsait değil? Heykellere para ödenmesi için müsait değil.
Ne yapılmalı o halde? Elden gelen her şey yapılmalı. Örnek olarak işte heykelin parası Ankara Sular İdaresi'nin boya badana giderlerinden karşılanmalı. Ki öyle oldu. Heykelimizin, Ankara'nın ilk sivil heykelinin herhangi bir kaydı yoktur bildiğim kadarıyla. Yani Levent Hocam her şeyin belgesini gösterir ama bu heykelin işte şu sanatçıya yapıldığı, işte şu para ödendiği belgesini herhalde göstermekte zorlanacaktır diye düşünüyorum. Demirleri Ankara Tıp Fakültesi'nin önündeki Karaoğlan Köprüsü'nün müteahhitinden bir parça alınarak yapıldı. Çünkü demir donatısı neredeyse 3 katlı bir binanın demir donatısı gücündedir. Heykel bronz dökülecekti. Ben bu heykele yaklaşık 7-8 ay emek verdim. Bronz dökülmesi heyecanıyla. Ondan sonra detaylarıyla, çalışmalarıyla. Öyle bir an geldi ki denildi ki kardeşim iki heykel var yapılacak. Biri bu eller, biri de bir başka heykel. Bunlardan birini seçmek zorundayız. Niye? Paramız yok, ödeneğimiz o kadar ya da neyse. Canlı tanıkları var hala o heykelin şeyinde, jürisinde, jüri demeyelim de seçiminde. Seçim sonunda eller heykelinin bronz dökülmemesine karar verildi. Bronz dökülmemesi demek bu heykelin yapılmaması demekti. Çünkü ellerin heykelinin modelajını bitirdim. Ben alçı negatif kalıplarını aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 120 parçadan oluşan alçı negatif kalıpları heykelin Ankara Belediyesi'nin Park Bahçeler Müdürlüğü'nün deposunda duruyor. Bu tabii bir sanatçı olarak beni çok üzdü. Müthiş bir böyle hayal kırıklığı, hatta işte günümüzdeki ifadesiyle mağduriyet, hani hep mağduriyet iyi bir şey ya. Ama tabii bunu böyle bırakamazdık. Ne yapalım, ne edelim derken bunun işte çimento dökümüne karar verildi. Çimento dökümü Türkiye'de ilk kuşak heykeltıraşlarımız tarafından çokça uygulanan bir yöntemdir. Niye yöntemdir? Çünkü bronz dökümünü kimse bilmiyor. Türkiye'de yetişmiş eleman o yıllarda dahi yok. Zaten 1981 yılında Millet Meclisi'nin bahçesine yarışma sonucu dikilen Atatürk Anıtı, Hüseyin Gezer tarafından yapılan rahmetli Atatürk Anıtı da Türkiye'de döküm konusunda sıkıntılar olduğu için, yeterli eleman olmadığı için Macaristan'da, Budapeşte de dökülüp öyle gelmiştir biliyorsunuz. Yani 1981 yılına kadar Türkiye'de ciddi anlamda bir heykel dökümü yapılması söz konusu değildir. Ne kadar enteresan yani. Bakın çok yaklaştık bazı şeye. Nereye yaklaştık? Günümüze yaklaştık. Daha ortada heykel yok. Heykel yoku yanlış kullandım. Teknik yok, bilgi yok, deneyim yok. Bunu yapamazsınız. Sonuçta bu fotoğrafta gördüğünüz heykel şu anda işte bize bu programı hazırlayan kızım Gizem annesinin önünde. Evet, daha ufacık annesiyle birlikte bu fotoğrafı çekmişim ben. Böyle poz vermişler. Tabii mutluyuz. Niye mutluyuz? Çünkü Ankara'nın en güzel yerine böyle bir eseri kazandırdık. Hatta çok hoşuma giderdi. Bayramlarda böyle PTT'nin önüne giderdim ben. Bakalım bak bugün hangi bu bayramda hangi fotoğraflar çıkmış kartpostal olarak diyerek. Eller heykelinin yüzlerce çeşit fotoğrafı çıkıp Türkiye'ye ve dünyanın her tarafına bir şekilde dağıtıldı. Yani bir sanat eseri kutlamalar yoluyla, tebrikler yoluyla, kartpostallar yoluyla dünyanın her tarafına ulaştı. Bu da bir gurur verici iştir ya da neyse. Şimdi bu ellere niye ağırlık verdik böyle? Sevgili arkadaşım, rahmetli Profesör Yalçın Memlük'ün deyimiyle bu heykel Ankara'nın ilk sivil heykelidir. Bu önemli bir niteleme. Çünkü niye sivilleşmek nedir? Özgürleşmek demektir. Özgürleşmek.
Özgür olduğunuz zaman üretebilirsiniz, özgür olduğunuz zaman yaratabilirsiniz. Bu sanat için temel bir kuraldır. Tabii her şey için, bütün sanat alanları için mimarlıkla birlikte. Özgürlüğünüz sınırlandığında siz de sınırlanırsınız, sanat eseri de sınırlanır ya da yozlaşır. Sol tarafta Tuğrul Çakar rahmetlinin çektiği ve ödül aldığı bir fotoğraf var. Göğe uzanmış eller ve o güvercin. Bu fotomontaj değildir, onu o şekilde yakalamış, o çok önemli. O yıllarda bir fotomontaj söz konusu değil. Onu da rahmetle anıyorum, Tuğrul Çakar'ın bu fotoğrafını. Şimdi eller nelere tanık oldu? Sağ tarafta, gene gördüğümüz fotoğrafta eller her şeye tanık oldu. Yapıldığı ve açıldığı 1980 yılından günümüze yaklaşık 40 yıldır binlerce insan, dünya görüşü skalanın, siyasi yelpazenin en yeşilinden en kırmızısına kadar pek çok insan kendisini ve insan topluluğu kendilerini ifade etmek için bu eller etrafında toplandılar, eller heykelin etrafında toplandılar ve bir şekilde Hyde Park gibi haykırdılar sorunlarını, kimlere, kamuoyuna, işte hitap edecekleri kesime. En son 2010 yılında tekel işçilerinin direnişine tanık oldu bu eller. Öyle kentin sessiz tanıkları. Tekel işçileri 2-3 aylık o direnişleri sırasında çadırlar kurdular bu heykele. Sığınmak için üzerine naylon brandalar giyerdiler ve onun altında. Hatta bir gün gittim, üşümüşler soğuk kış günü, ateş yakmışlar heykelin altında. Tabii iz heykelin bu alt kısımlarını duman yapmış, siyah. Onlarla konuştum, işte dedim işte ateş falan. Tabii bir şey demedim onlara, sizi kutluyorum dedim eylemlerinizden dolayı, yanınızdayım dedim. Bu heykeli de ben yaptım dedim. İşte böyle baktılar, tabii kararmış, yanmış bir heykel. Ya işte kusura bak, bir şey olmaz dedim, olur mu öyle şey, hiç önemli değil dedim. Ve o lekeler, siyah lekeler onların ak lekeleri oldu ve hala orada durur. Ve o leke, o patine benim çok hoşuma gider, çok önemli. Heykelin üzerine insanlar tırmanırlar, koşarlar. Bilek kısmında pek çok yer açılmalar başladı. Onları gittim bir zaman içerisinde tamir ettim. Bu sanat eserinin yaşadığını gösterir. Bu nefes almayı, yaşamayı Ankara Valiliği öyle sanıyorum 2016 yılında tümüyle yasakladı. Ve Abdi İpekçi Parkı ve Eller Heykeli'nin çevresi eylem alanı olmaktan uzaklaştı. Ve kimse orada artık hiçbir şey söylemiyor. Eller kendi başına geleni geçeni tek tük seyrediyor diye düşünüyorum. Boynu bükük kaldı herhalde. O güzel yıllarını özlüyordur diyelim. Şimdi Levent Hocam. Sol tarafta öğrencim, sanatçı Recep Sertok'un çektiği, o zaman belediyede işçiydi Recep, Park Bahçeler Müdürlüğü'nde, ben de onun hocasıydım. Ve yerim olmadığı için atölyem, Park Bahçeler Müdürlüğü'nün bir kulübesi vardı, orada bu heykeli yapıyorum. Bu orijinal kil etüdüdür. Sol tarafta gördüğünüzde saçı başı böyle ördek poposu denilen, herhalde modaymış o zaman, öyle sakal da yok. Öyle incecik bir işte sanatçı çalışıyor. Hocam biraz geri, evet. Bu miras heykelinin, Gar Meydan'da yer alacak olan miras heykelinin orijinal kil çalışması. Bu çalışmayı yaparken Ankara Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri, İşte Ali Dinçer rahmetli, Kadri Atabaş, Levent Tosun, Ethem Özbakır. Zaten orası onun, Metin Çılay, Park Bahçeleri Müdürü, onun mühendisleri, mimarları.
Genel İş Sendikası'nın bütün işçileri, herkes gelir ziyaret eder, bu ne yapıyor burada diye bakar ve bir sanat eseri o insanların gözünün önünde böyle üretilirdi. Bu da çok hoş bir anıdır. Sağ tarafta o çalışmanın detayını görüyoruz. Şimdi bu heykel Gar Meydanı için tasarlandı ya da o şekilde görüştük yönetimle, Ali Dinçer yönetimiyle. Çünkü oraya uygun bir formdu. Burada bir Hitit aslanı var, üzerinde bir Sphinx var. Onun üzerinde benim hayali yarattığım bir Nasrettin Hoca figürü var. Karakaçan'a eşeğine ters binen Nasrettin Hoca yerine o işte 4-5 bin yıllık ki 10 binlik ya da on binlerce yıllık kültürün üzerine binmiş, onunla bir bütün olan bir Nasrettin Hoca söz konusu. Bu şunu anlatıyor, kültürlerin kopmaz bir bütün olduğu, birbiriyle eklenerek sonsuza kadar devam ettiğini anlatıyor. Daha doğrusu Anadolu medeniyetlerinin müthiş bir sentezle damıtılmasıdır ve bu konuda Çetin Altan'ın da çok güzel bir düşüncesi var. Bize her şeyi anlattı diye bir anlatması var bunun. Hepimizi, her şeyimizi özetledi bu sanatçı diye bir söyleyişi var. Heykel tabii sıkıntılı oldu. Niye sıkıntılı oldu? Heykelin bronz dökümü bitti, her şey hazır, kaidesi hazır. Basit bir kaidesi var zaten Gar Meydanı'ndaki göbek için. 1 metre, 2 metre karelik, 2 metre küplük bir beton kaidesi var ve heykeli yerine koyacağız. 12 Eylül askeri hareketi oldu. Hareket diyelim ona, başkaları bir şey diyor, herkes bir şey diyor. 12 Eylül oldu diyelim, 12 Eylül oldu. Olunca tabii heykel elimizde kaldı. Ne yaptık? İşte genç arkadaşlarla, mimar arkadaşlarla, Fikret vardı mimar. Fikret belediyede görevli ve işte Bahçeler Müdürü Metin Bey var işte. Herkes bir yere dağılmış. Ne yapalım, ne yapalım? Götürüp yerine bırakıp gidelim dedik yani. Bir cesaret. Onu yaptık 5-6 işçiyle birlikte. Yerine koyup dağıldık herkes. Ondan sonra adet olmak üzere hiç kimse işte tören mören yapmadı. Yok öyle bir şey zaten. Sonra bu heykel işte heykel sevmeyen ya da sanatla çok arası olmayan insanlar tarafından hedef gösterildi. Buradan kaldırılsın diye. Ankara'nın Ali Dinçer'den sonra belediye başkanı olan rahmetli Süleyman Önder, atom karınca nitelikli, nitelendirirler atom karınca diye. Buna şikayetler geliyor. Metin Çılay'ı çağırıyor Park Bahçeleri Müdürü. Nedir bu rezalettir? Oraya öyle garip bir şey koymuşsunuz. Nedir o? Anlat bana. Metin Çılay yın deyimiyle benim boyum 2 metre diyor. Paşa'nın boyu 1,5 metre. Hazır ola geçtim karşısında diyor. Çekil uzağa git dedi diyor. Yani seni göremiyorum diyor. Çünkü böyle bakmak zorunda. Ben geriye çekildim diyor. Başladım anlatmaya. Paşam bu Atatürk'ümüzün tarih tezidir demiş. Müthiş bir böyle oradaki şeyle kıvrak bir anlatımla. Bir bakıma da doğru. Atatürk'ümüzün tarih tezidir. İşte bu Hitit Aslanı, oradaki Sphinx Selçuklu, Nasrettin Hoca bizden hepsini anlatıyor böyle. Başladı tamam kalsın o zaman diyor. Ve heykel bu anlatım sayesinde yerini koruyor. Bu önemli bir şey bunu anlatan. Yaşıyor Metin Bey. Metin Çılay, onu da sevgiyle anıyorum. Şimdi Nasrettin Hoca miras heykeli yaklaşık 35 yıl kadar Gar Meydanı'nda geleni, gideni, törenleri, mitingleri hepsini gözlemledi, gördü. Bir çift aslanın gözü, bir çift Sphinx'in gözü, bir çift Nasrettin Hoca'nın gözü, gülen gözleri, bir çift de kuş gözleri var arka tarafta, şu anda gözükmüyor.
her şeyi görüyor, gözlemliyor diye düşünüyoruz. Tanık oluyor. Ama tabii kentsel düzenleme sürecindeki alt üst geçit sürecinde Göbek'te kaldığı için sanatçıdan da izin almayı zaten kimse düşünmez ki izinsiz onun kaldırılması telif hakları yasasına aykırıdır aslında. Bu yasayı da anlatmak, savunmak oldukça zor olduğu için heykeli kaldırdılar yerinden karın önündeki bir yere koyuverdiler. Ve boynu bükük kaldı heykelimiz orada. Onun yerine de öyle sanıyorum bir işte fıskiye havuz yapıldı. Öyle bir şey duruyor orada, hala duruyor. Bu heykel bir şeye daha tanık oldu. Şehrimizin sessiz tanıklarını çok iyi vurgulayan bir olay var orada. Şu anda herhalde fotoğrafını koymadık. Yeni bir çalışma yaptım. Bu heykelin 1/3 modelini çalıştım yeniden. 10 Ekim 2015 tarihinde saat 10.04'te insanlık düşmanı 2 katil 100'den fazla insanımızın ölümüne neden oldu. 500'ünün yaralanmasına, milyonlarca insanın da yüreğinin yanmasına sebep oldu. Heykelin patlamalar Nasrettin Hoca tarafında olduğu için yarısı bu tarafı, şimdi görünmüyor işte biraz önce benim kil çalıştığım sıradaki görüntüsü, tümüyle kan ve insan parçalarıyla doldu. Bunu bir öğretmen arkadaşım bana anlattı. Ben gitmedim oraya. Senin heykelinin her tarafı kan içindeydi dedi. Nasrettin Hoca'nın gülen gözleri, Hitit Aslan'ın korkusuz gözleri, Sphinx'in ölümsüz gözleri ve her şeye hakim kartal kuşun gözleri can veren insanları gördü, çırpınan insanları gördü. Keşke görmeseydi diyorum ve buna tanıklık etti. Tabii ben de bunu bir heykelle anıtlaştırdım. Heykel Birleşmiş Ressamlar Derneği'nin 50. yıl sergisinde Çağda Sanatlar Merkezi'nde sergilendi. Tabii pandemi ya da işte salgın nedeniyle de izlenme olanağı pek bulmadı. Ama tabii tarihe bu konuda bir not düşmüş olduk. Bu miras heykelinden de bu şekilde söz ettik. Bir başka heykelimiz söz konusu. O nedir? Üçüncü bir heykel. Ali Dinçer yönetiminin başkent Ankara'ya kazandırdığı heykel. Stilize bir heykel, soyut bir heykel tümüyle. Sevgi, öpüş ya da kucaklama, işte hasret heykellerini pek çok sanatçı yapmış. Bunlardan, ünlülerden bir tanesi de Romanyalı heykeltıraş Brancusi'dir. Brancusi. Onun kucaklaşan çok ünlü bir heykeli var. İşte Bernini'nin çok önemli bir kucaklaşanı var. Çok sevilen, bilinen Fransız heykeltıraş Rodin'in bir öpüş heykeli var biliyorsunuz. Kucaklaşmış iki insan öpüşüyor. Öpüş çok olağanüstü bir heykel, duygusal bir heykel. Burada da sarmaş dolaş olmuş iki insan, stilize iki insan söz konusu ve bronz dökülen bir heykel bu. Bu heykel Ankara'mızın Batı kentinin ilk heykeli olma özelliğini taşıyor ve üstelik ilk yerleşim mahallesindeki bir alanda yer aldı. Heykelimiz 1980 tarihli ama gene bu 12 Eylül olayların nedeniyle açılışı 1983 yılında yapıldı. Sağ taraftaki fotoğrafta açılıştan bir kare görüyoruz. İşte Batı kentli işçiler, Batı kentte ev sahibi olan insanlarımız, herkes orada. Murat Karayalçın orada. Çünkü bu heykelin oraya dikilmesine Murat Karayalçın neden oldu. Heykel elimizde kalmıştı, onu koyamamıştık oraya.
Heykel uzun yıllar orada insanları kucakladı. Çevresine çok güzel bir park yapıldı. Oturma yeri yapıldı. Bundan yaklaşık 5-6 yıl önce bir belgesel çekim için gittiğimizde heykelin yerinde olmadığını, yalnızca şu sol taraftaki fotoğrafta gördüğünüz kaidesinin kaldığını, heykelin de yok olduğunu gördük ve çalındığına karar verdim ben. Çünkü nereye gidecek? Sağlam bir montajı var. Oldukça da ağır, 600 kilo kadar ağırlığında bir bronz heykel. Taşınma mesafesi, taşıt mesafesi yaklaşık 100 metre. Yani bunu nasıl devirdiniz, nasıl taşıdınız oraya araca kadar? Kimse görmedi mi? Muamma tabii. Yok olan bir heykelim bu benim. Enteresan tabii. Bir maden hırsızlığı için, metal değeri için çalınmış bir heykel. Herhalde MoMA'da değil bu şimdi, Amerika'daki o meşhur müzede ya da işte Guggenheim müzelerinin birine satmamışlardır bizim hırsızlar. Büyük olasılıkla tahminim tabii. O gece fotolar yandı, eritildi ve külçe haline getirildi. Çünkü metal değerli bir heykel ve günümüzde de bu pek yapılır. Levent Hocam, İstanbul'da durum ne diye sordu. İstanbul'da durum aynıydı. 1973 yılına gelinceye kadar kayda değer bir heykel yoktu. Sözünü ettiğim Beşiktaş'taki Barbaros Anıtı yapıldı 1940'lı yıllarda. Onun dışında çok ciddi bir çalışma yok. 1973 yılında Cumhuriyetimizin 50. yılı nedeniyle İstanbul'daki 20 meslektaşımıza 20 heykel sipariş edildi tıpkı Ankara Belediyesi'nin bize sipariş ettiği gibi 20 heykel yerine konuldu. Bunların çok büyük bir bölümü yok edildi. Tıpkı bu dayanışma heykeli ya da sevgi heykelinin başına gelenler, onların da başına geldi. Çünkü heykeller değerli madenlerden yapılmıştı. Bakır, bronz dökümler. Betondan dökülenler ise yönetimin hışmına uğradı. Gürdal Duyar'ın, rahmetli Gürdal Duyar'ın Güzel İstanbul heykeli. Güzel İstanbul heykeli müstehcen bulunması nedeniyle yerinden kaldırıldı. Kim tarafından? Hitit Güneş Kursu'na karşı çıkanlar tarafından. Böyle müstehcen falan da değil. Fotoğraflarına ilgilenen arkadaşlar bakabilirler. Uzanmış, işte stilize edilmiş bir kadın heykeli. Adı da Güzel İstanbul. Öyle bir ad koymuş. Bir başkası Muzaffer Erozan'ın yaptığı işçi heykeli. Bir elinde balyoz, yerde de bir çark var. Onu işçinin kollarını ve balyozunu balyozlarla kırdılar, parçaladılar, tahrip ettiler. Kime düşman olanlar? Emeğe ve emekçiye düşman olanlar tarafından. Çok anlaşılabilir bir şey değil. Bunu anlamadım ben tabii. Emeğe ve emekçiye düşman olanlar her zaman var olmuştur. Bizim Olgunlar Sokak'ta bir heykelimiz daha var. Tabii sıralı gittiğimiz için onu sonra anlatacağım. İnsan Hakları heykelimiz 1990 yılında. Şimdi Batıkent, Ankara bir, kaç yılında oluyor bakalım bunlar? 1980, 10 yıl sonra da bir heykel daha ortaya çıkıyor. Nerede? Ufak tefek bir heykel, kitap okuyan, stilize edilmiş bir kadın heykeli. Okuduğu kitap önemli. Kitabın üzerinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yazılı. Rahmetli Uğur Bilge'nin ben atölyedeyken çektiği bir fotoğraf bu. Uğur Bilge, felsefeci arkadaşımız. Böyle benim üzerimde de işte kış demek ki kalın bir tulum var. Saçım başım yerinde gördüğünüz gibi. Bundan 30 yıl önce, tam 30 yıl önce yaptığım bir heykel. Çankaya'nın rahmetli belediye başkanı Doğan Taşdelen tarafından tarafıma yaptırılan bir heykel. Tabii nasıl yapılıyor bunlar? İşte Doğan Bey durup durduk yerde işte hadi bir heykel yaptıralım insan hakları, onu da Metin yapsın demiyor. Başkanların kadroları var, danışmanları var.
yardımcıları var. Ki böylesine heykeller o dönemlerde ortaya çıkıyor. Enteresan bu, bu önemlidir. Yani Mimar Sinan, Mimar Sinan herhalde işte bir yönetim olmasaydı, Muhteşem Süleyman gibi bir yönetim olmasaydı Kayseri'de bir taş ustası olarak kalır giderdi diye düşünüyorum biraz da ben. O konu tabii tartışılabilir gene. İnsan hakları heykeli de çok şeyler gördü. Aman Allah'ım, bunun gördüğünü kimse görmedi. Niye görmedi? Çünkü insan haklarının yeri insan hakları meydanında yer alıyor. Yüksel Caddesi ile Konu Sokağı'nın kesiştiği noktaya koyduk bu heykeli. Mütevazı bir heykel, oldukça küçük boyutlu ve heykel fiberglass'tan yapılmıştı. Çünkü belediye gene bu işlere para harcamak istemiyordu. Yani bir an önce ucuz olsun da laftan sözden kurtulalım anlamında. Günümüzde de bu geçerli öyle sanıyorum. Aman heykele para verirsek işte laf olur söz olur. Doğrudur yani, niye vereceksin ki? Senin kültürün değil çünkü. Vermesinler. Heykelin gözleri neler görmedi? Şehrin sessiz tanıklarından, çok önemlilerinden biri de bu. Niye bu? Abdi İpekçi Parkı eylemlere, gösterilere kendini ifade etmeye kapatıldığı için, yasaklandığı için insanlar kendilerine soluk alacak yer aradı. Ve Yüksel Caddesi'ndeki bu üzerinde insan hakları yazan heykeli buldular. Burada herkes kendisini ifade etmeye başladı. Yönetim de buna açıkça pek göz yumdu. Yani çok karışmadı. Karışmadı, seslenmedi 90'lı yıllarda. 90'da açıldı, 10 Aralık 1990'da. 2000'lere kadar ses edilmedi. Hatta 15 yıl, 2005'lere kadar, 2010'lara kadar diye düşünelim. Konuşsun ne olacak yani diye. Avrupa Birliği çalışmaları vardı tabii. Bütün dünyanın gözü kulağı Türkiye'de o zaman. Günümüzde de öyle herhalde. Artık her şey çok çok yaklaştı. Herkes her şeyi takip ediyor. Ta ki iki öğretmen önlerinde, bu heykelin önünde pardon, açlık grevine gitmeye başlayıncaya kadar. Görevinden alınan iki öğretmen açlık grevine başlıyor. İlkin kimse kale almıyor. Ciddi ciddi grev yapıyorlar artık. Yemeden içmeden kesiyorlar. Her gün zayıflıyorlar. Ama basında izliyor bunları. Böyle televizyonlar, basın yavaş yavaş çevresinde halkalar oluşmaya başlıyor. Bir güç olmaya başlıyor. Destekleyenler çıkıyor. Ayıptır deniyor. İşlerinizi geri versinler falan. İtiş, kakış, ondan sonra bunlar derdest ediliyor ve güvenlik güçleri heykeli dünyada ilk kez, bildiğim kadarıyla ilk kez korumaya alıyor. O çelik bariyerlerle çeviriyor. İlkin küçük bir çevreleme. Ama onun da önünde eylemler devam ediyor. Başkaları geliyor bu sefer, başka haklarını, kendi haklarını savunmak için işte. İnsan haklarını savunmak için. Bu kez çelik bariyerler iyice büyümeye başlıyor. Neredeyse sokağın tümünü kapsıyor ve bu yabancı basının da dikkatini çekiyor. New York Times'ta bu konuda bir haber çıkıyor. Böyle işte Türkiye'de bir heykelin hapsedilmesi, insanların işte kendisini ifade edememesi gibi. Ve Kızılay'da küçücük bir heykel işte artık dünyada basında yer etmeye başlıyor. Avrupa'da zaten sözü ediliyor. Heykelin gözleri, önüne dönmüş kitabını okuyan heykelin gözleri, bir belgesel var öyle sanıyorum. Bir genç sanatçı bir belgesel hazırlamış. Olağanüstü bir belgesel. Kimler yok orada? Herkes orada eylem yapıyor. Ben izledim onu.
En çok beni de etkileyenlerden bir tanesi Semah ekibinin olması. Biliyorsunuz halk oyunları vardır ülkemizde. Halk oyunları oynarken kıyafetler cicili bicilidir. İşte geleneksel kıyafetler çok değiştirilmiştir, otantikliğini yitirmiştir. Oraya gelen yaşlı başlı kadınlı erkekli Semah ekibinin onun heykelin önünde bir dönüşü vardır. Çok hoşuma gitti, onu çok sevdim. Gerçek kıyafetlerle gerçek bir Semah heykelin önünde dönüyor ve kendilerini ifade ediyor. Onu söylemeyi unuttum. Heykel fiberglas dökülmüştü. Sevgiyle anıyorum. Sevgili Çankaya Belediye Başkanı, bir önceki belediye başkanımız Bülent Tanık tarafından heykel bronz döküme çevrildi ve kalıcılığı sağlandı. Ona da ve çalışma arkadaşlarına, Ali Ulusoy, mimar Ali Ulusoy çok emeği geçti. Teşekkür ediyorum. Ne adına teşekkür ediyorum? Ankara adına, sanat adına teşekkür ediyorum. Böyle bir eseri bronza çevirerek ölümsüzleştirdiler. Şimdi bir de emekten söz ettik. 91 yılında 100 bin maden işçisi, 100 bin maden işçisi Aralık ayında Karabük'ten Ankara'ya sendikal haklarını savunmak için yürüyüşe geçtiler. Bu 15-16 Haziran 1970 işçi direnişinden sonra Türkiye'nin gördüğü en büyük işçi direnişi ve eylemiydi. İşçilerin önü düzeltiyorum. Zonguldak'tan hareket ettiler. Karabük'e doğru yürüyorlar. Ankara'ya gelecekler. Aralık ayında 100 bin işçi, ailesiyle birlikte, çocuklarıyla birlikte işçiler. Karabük'te önleri kesiliyor. Ankara'ya sokulmuyorlar. Çankaya Belediyesi yönetimi gene tabii başta Doğan Taşlar'ın olmak üzere bir karar alıyor. Biz işçilerin bu eylemini anıtlaştıracağız diyorlar. Benimle görüştüler. Ben bu konuyu zaten işte emeğin içindeyim, emeğin bir parçasıyım. Bir de benim yeraltı maden işçileriyle 15 yaşından beri hukukum var, birlikteliğim var. Öğretmen olarak atandığım Mihalıçık'ta, Eskişehir'in Mihalıçık ilçesinde yeraltı maden iş sendikası ile ilgili çalışmalar yaptım. Oradaki öğretmenliğim sırasında, TÖBDER yöneticiliğim sırasında. 15 yaşında işte ablamın öğretmenliği nedeniyle yeraltı maden işçilerinin çalışma yerlerine girip babamın çırağı olan işte bir abimizle o işçilerin çalışma koşullarını gördüm. Yerin 500 metre altından oksijensiz, havasız ortamda krom madeninin çıkarılması, onun hava yoluyla işte Sazak istasyonuna aktarılması, Sazak istasyonundan işte ilgili gemilere gönderilmesi ve yurt dışına taşınması. Yani yurdumuzun iç organları parça parça kopartılıyordu. Krom madeni dünyada, Türkiye'de rezervi %80 olarak, biz de öyle sanıyorum, yanlış bilmiyorsam. Gelecek kuşaklarda kullanılmak için, işte çağdaş teknolojide kullanmak için başka ülkelerin vadilerine yığılıp üzeri toprakla örtülmek için gönderiliyordu. Bir öğretmen olarak, bir yurttaş olarak buna tabii buna ne yapamazdık? Sessiz kalamazdık değil mi? Kalır mıydık? Kalamazdık. Sessiz kalmayınca da benim sürgünümü, tayinimi başka bir ilçeye çıkardılar hemen. Neyse, maden işçileriyle ilgili bir çalışma istediler benden.
91 yılında birkaç maket, 3 maket hazırladım. Bu maketlerden işte dik bir cam, 45 derece, 60 derece bir cam, bir de 45 derece bir cam olmak üzere bir kompozisyon hazırladım. Emekçinin, madencinin gücünü anlatan bir çalışma bu. Domino taşı gibi vurduğu zaman önündeki bütün engelleri devirebilen bir emeğin gücünü burada sembolize ettim. Bu Ankara halkından, Ankara'da yaşayan insanlar tarafından çok benimsendi ve sevildi. Madencinin alnında yanan ışığı ve onun altındaki kararlı gözleri pek çok şeyi gördü orada. İşçi eylemlerini gördü. Olgunlar sokağa gelen öğrencilerin işte geçişlerini izledi. Çok hareketli bir sokak Ankara Olgunlar Sokak. Madencinin camları kazmayla değil işte çeşitli nedenlerle iki kez kırıldı. Ben bir iki kez tamir ettim ama artık şu anda cam önünde yok herhalde. Belediyemiz bunu toparlayacaktır, yeniden eski haline getirecektir diye düşünüyorum. Madenciyle ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Buradan zamanımız var mı bilmiyorum. Gizem, ne kadar zaman var? Daha çok var. Evet, iyi. Buradan Levent Hocam hemen 3. bir çalışmaya geçti. Niye 3. Özür dilerim. Çankaya Belediyesi Ankara'mıza 3 eser kazandırdı. Önceki Ali Dinçer Belediyesi'nin yaptığı gibi. Bir tanesi insana ve insan haklarına saygı duyanlara armağan edilen insan hakları heykeli. Bir tanesi emeğe ve emekçilere saygı duyanlara armağan edilen madenci heykeli. Bir üçüncüsü de şu anda fotoğraflarını gördüğümüz sanata ve sanatçılara saygı duyanlara armağan edilen süperlerinin dansı heykeli veya işte kısa halk deyimiyle, halkın söylediğiyle balerinler heykeli. Açılışını rahmetli Erdal İnönü yaptı. Toprağı bol olsun. 1992 yılında. Stilize iki dansçının parmakları ucunda yükselen bir soyut form var. Su bağlantılı o. Suların teknolojisi beni o yıllarda çok uğraşan bir arkadaşımdan destek alarak olağanüstü bir ne yapıldı orada? Su gösterisi yapıldı. Sular öyle bir fışkırıyordu ki balerinlerin üzerinden, orijinalinde bir perdenin altından görünür gibiydi her şey. Fakat belediyemize çeşitli şikayetler, bu uzun sürdü böyle, bir iki yıl kadar gitti. Belediyemize gelen şikayetler sonucunda, işte biz su sıçratıyor, bizi rahatsız ediyor gibi şikayetler sonucunda, heykele büyük delikler açılarak suyun şarıldanması şeklinde bir akışı oldu. Yani orijinalliği bozuldu, o ayrı bir mesele. Burada neye tahammülsüzlük var bakalım? Sanatçının yaptığı bir eseri bozmak şeklinde bir rahatsızlık söz konusu. Ona da razıydık ama öyle sanıyorum şehrin altı oyulduğu için ve bir havuzun içinde yer aldığı için de bu heykel tabana su sızdırması nedeniyle bu kuğulu alt geçidine heykelin bu su sistemi çalışmaz oldu. Yani heykel yarı yarıya yok oldu. Tıpkı madencinin camlarının yok edilmesi gibi. Yani bir şekilde espriyi yok ediyorsunuz. Bu konuda yaşayanların işte talepleri var. Sosyal medyada Vanayı Aç kampanyası başlatıldı. Ama belediye bir türlü Vanayı açamadı. Söz verdiği halde bir yıl geçti. Umarım önümüzdeki aylarda bu salgın bittiğinde Vana açılır ve tekrar süperleri dansına devam eder diye düşünüyoruz. Ben düşünüyorum daha doğrusu.
bu balerinler neyi gördü, neyi görmek gördüler? Neyi gördüler? İşte çağdaş cumhuriyetimizin çağdaş insanlarını, sanattan ve estetikten hoşlanan insanları gördüler. Onlarla birlikte coştular ve gösterilerini, şovlarını yaptılar diye düşünüyoruz. Levent Hocam ve sevgili izleyicilerimiz, arkadaşlarımız. Şimdi Levent Hocam soru sormayacak mısınız? Siz soru sormazsanız ben şaşırırım böyle ne yapacağım. Evet Levent Hocam konuşabilecek mi? Metin Hocam biraz daha şu sizin sunumunuzu bitirin. Benim elimde var. Sivrihisar'daki kısımları da bitirin. Ondan sonra siz soluklanırken YouTube'dan gelen ve Zoom'da konuşmak isteyen arkadaşlardan soru cevap alırız. Yani 15 dakika içinde toparlarsanız sizin bölümü biraz da bize kalır. Tamam. Hemen aralara da girmemeye çalışıyoruz. İnticamı bozmamak için. Tamam. Bir de şu sağdaki fotoğraftan söz etmek istiyorum. Sevgili Gülümser İş Çelebi'nin atölyeme gelerek benim bu heykelin orijinal kil çalışması sırasında çektiği fotoğraflardan bir kareyi görüyorsunuz burada. Gülümser İş Çelebi fotoğraf ona aittir. Böyle bir belgesel bir çalışma olarak burada yer aldı. Şimdi peki Ankara'mızda bunun dışında başka bir şey yok mu? Var tabii ki pek çok sanat eseri, heykel bir şekilde izliyor. Bu benim yaptıklarımla ilgili. Niye? Ben kendi yaptıklarımı biraz daha işte düşünüyorum ve ondan sorumluyum diye düşünüyorum. Onun için bunu anlattım. Tabii bu heykellerden sonra Ankara'mıza çeşitli heykeller kazandırdım bir şekilde. O konuya girmeyeceğim şimdi. Şu nedenle bu saydığım 6 heykel Ankara'nın gerçekten 40 yıl içerisinde bir şekilde heykelsiz başkentin, heykelsiz Türkiye'nin heykelleri olmuşlardır. Bugün işte 40 yaşında olan insan bu heykel yapıldığında 40 yıl önceki heykeller daha dünyaya gelmemişti. 30 yaşında olanlar insan hakları heykeli yapıldığında dünyaya gelmemişti. Ve bunlarla büyüdüler, fotoğraflar çektiler ve Türkiye'mizde, başkentimizde heykelin olduğunu gördüler. Bu benim için bir eğitimci sanatçı olarak, öğretmen sanatçı olarak bir gurur kaynağıdır benim ve ailem için. Tabii bu arada yalnızca benim eserim değildir bu. Eşim olan eserle birlikte, kızlarımla birlikte, çevremle birlikte, arkadaşlarımla birlikte, dostlarımla birlikte, sanatçı arkadaşlarımla birlikte ortaya çıkan eserlerdir bunlar. Hiçbir zaman kendiliğinden ortaya çıkmış değildir. Hatta işçisinden en üst düzeydeki işverenine kadar herkesin eseridir. Bana ait değildir. Cumhuriyet Türkiye'sinin bir kazanımıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağanını aldık bir şekilde, emanetini bir yerlere götürmeye başladık. Bu benim kendi alanımdaki bir çalışmamdır. Takdir ediyorum ki bilim alanında, diğer alanlarda da pek çok insanımız bu konuda insanlığa katkılarda bulundular, bulunacaklar diye umuyorum. Burada Sivrihisar'da bir görüntü var. Sol tarafta Sivrihisar'daki tarihi Ermeni Kilisesi'nin bahçesinde yer alan heykellerimiz var. Müze oluşturulmadan önce, heykeller yerine dağıtılmadan, yerleştirilmeden önceki tarafımdan çekilen fotoğraflar. Aslı çekmiş, pardon. Özür dilerim. Küçük kızım Aslı. Doğru, benim değil. Nasıl da sahip çıkıverdik her şeye. Evet, Aslı tarafından çekilen, Aslı Yurdanur tarafından çekilen fotoğraflar.
İki kızım var. Onları ben sanattan uzak tuttum çünkü bu meşakkatli ve zor şeyleri gördükten sonra. Ama tabii çocuklar işte her ne kadar sanatla hiç ilgisi olmayan meslekleri okudularsa da sonradan böyle bu işin içinde hani tiyatrocunun çocuğu tiyatrocu olur ya işte sinemacının çocuğu edebiyatçının öyle bir şey oluyor demek ki. Burada Sivrihisar'da yerinde yer alan Ekim 2016'da bir heykel, çok güzel bir fotoğraf. Berfu Ana heykeli. Berfu Ana'yı Berfu Ana Parkı'nda gerçekleştirdik. Berfu Ana 12 Eylül mahkemelerine müdahil olarak katılan 100 yaşından daha ileride yaşta olan bir anamızdır. Oğlu 12 Eylül yönetimi tarafından 12 Eylül'den bir hafta sonra öğretmen oğlu yok edilmiştir ve hiçbir şeyine rastlanmamıştır, kemikleri dahi. Berfu Ana oğlunun kemiklerine de razıydı ama o bulunmadı. Mahkemede onun yürekli bir çıkışı var. Bana oğlumu geri ver dedi bir işte şeye, sorumluya. Ve oğlunu kimse ona geri veremeden gözlerini hayata yumdu. Bu anıtı işte Berfu Ana Parkı'na yaptım, Ankara'daki ODTÜ'nün A4 kapısının olduğu yere. Bu onun bir başka versiyonu. Ellerinde boş çerçeve, oğlunun boş olan, resmi olmayan oğlunun çerçevesini kaldırarak yakarış halinde bir Berfu Ana görüyorsunuz. Bu arkadan sırtından çekilmiş bir fotoğraf. Fotoğrafçı çok güzel yakalamış bunu. Güneş, çerçevenin içerisinden bir güneş doğuyor. Fotoğrafı çekeni göremedim. Evet, fotoğrafı çeken bir İranlı insanımız. Sadi Musavi adlı. Olağanüstü bir fotoğraf. Her şeyi anlatıyor yani bize. Her şeyi anlatan bir fotoğraf. Karşıda Tarihi Ermeni Kilisesi, sağ tarafta granit kayalar, sol tarafta Sivrihisar yerleşkesi. Çok sevdiğim bir fotoğraf bu. Sivrihisar'daki müzede. Evet, fotoğrafı değiştiriyoruz ve tabii fotoğrafı çekenleri okumam lazım. Sirena İpek tarafından çekilmiş bir heykel. Gene granit kayalar önündeki işte kafasız bir at heykeli. Sanki Etna Yanardağı gibi bulutlar oradan fışkırıyor. O şekilde bir yorumda bulunmuş sanatçı. Bu beni çok etkileyen bir heykel grubu. Sol tarafta toprağı bol olsun rahmetli Abidin Dino, ünlü ressamımız ve onun yakın arkadaşı rahmetli Yaşar Kemal, dünya çapında övüncümüz, her şeyimiz. Fotoğrafı evet Gizem Yurdanur çekmiş, enteresan, hayret. Yani niye hayret? Bu bana Adıyaman'daki heykelleri anımsatır. Adıyaman'daki Antiyakos heykellerini anlatır. Çok etkili bir heykel. Bu iki heykel İstanbul'da yer alır. 1994 yılında yaptığım bronz döküm heykel. Birisi Abidin Dino, Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda. Yaşar Kemal, Bedrettin Dalan'ın yaptığı o yeşil alanda yer alır. Yeni Kapı'da. Açılışına kendisi de geldi Yaşar Kemal'in, rahmetlinin, bu heykelin açılışında 94 yılında. Heykellerin gerçekleştirmesini Kültür Bakanlığı yaptı. Sevgili Emre Kongar'ın emekleri çok fazladır bu iki heykelin yapımında. Tabii burada, evet, zaman kaldı mı? Bitmek üzere mi? Zaman bitmek üzere.
Açık Hava Heykel Müzesi'nin açılışı, fotoğraf Eser Yurdanur, eşim Eser Yurdanur'un enteresan bir fotoğraf duyarlılığı var. Ben bile hayret ederim. Çok iyi fotoğraflar çekti. Sol tarafta 2017 yılında açılış sırasında Sivrihisar'daki binlerce insanın katıldığı müzemizin açılış sırasında bir çekilen fotoğraf. Sağ tarafta gene işte sanatçı Metin Yurdanur halkı selamlarken çok hoş bir fotoğraf. Yani halkla kucaklaşırken çok sevdiğim bir fotoğraf. Eşime de teşekkür ediyorum böyle güzel bir fotoğrafı yakaladığı için ya da çektiği için. Gene açılıştan çeşitli fotoğraflar görüyoruz burada. Ve sağ tarafta işte 100 bin metrekarelik açık alanın bir bölümünü görüyoruz. Heykellerin, Sivrihisar'daki Açık Hava Heykel Müzesi'nin olduğu yerdeki fotoğrafları görüyoruz. Levent Hocam. Öbür fotoğraflarda tarihi konağımızın restore edildikten sonraki hali ve evet Nasrettin Hoca'nın 1/3 modelini görüyorsunuz burada ama tabii daha şey yaşanmamış 2015 kansız bir heykel orada kanlar içerisinde kalmamış evin içinde salondan bir fotoğraf görüyoruz. Müzeyi olduğu gibi koruduk. Çok fazla heykel koymadık içeriye. Müzemizi Ankara'dan üniversite öğrencileri ziyaret eder benim rehberliğimde. Burada Gazi Üniversitesi öğrencilerini görüyoruz. Oya Memlü'nün öğrencileri, sevgili Oya'nın öğrencileri müzenin girişinde poz verdiler. 2019, 2 yıl olmuş. Belki de mezun oldular çocuklar. O fotoğrafta gene Ankara Üniversitesi'nin öğrencileri, Başkent Üniversitesi'ymiş tabii. Nuray Hocam'ın öğrencileri, Ali Ulusoy'un öğrencileri 2018'de. Bu bir kültür gezisi tabii. Ankara'dan başlayıp Polatlı Duatepe, Gordion Açık Hava Müzesi ve Kapalı Müzesi, Antik Müzesi, Pesunus işte Açık Hava Heykel Müzesi, Açık Hava Müzesi ve Sivrihisar'da sonlanan bir gezi. 2 yıl boyunca bunu sürdürdük ama tabii salgın koşulları bunu engelledi. Sağlıklı ve güzel yıllar bekliyoruz, günler bekliyoruz. Tekrar bu günlere kavuşabilmek için Levent Hocam. Burada Duatepe Anıtı, ODTÜ öğrencileri 2019'da gelmişler. ODTÜ Mimarlık öğrencileri burada. İşte Aydan Hocam var, Kadir Atabaş herhalde fotoğrafta yetişemedi, uzaktaydı. 2019'da bir çalışma sonucunda işte uğramıştık Duatepe'ye. Duatepe Sakarya Savaşı'nın en son herhalde bir fotoğraf. Devam edelim hocam. Duatepe'ye sonra geleceğim. Müze evimizin bahçesi de oldukça büyük. Bir dönüm bir bahçesi var. Müze evimizin bahçesinde insan hakları heykelinin orijinali fiberglass ve karışık teknikten yapılan bir versiyonu yer alıyor. Onun önünde işte eserin çektiği bir fotoğraf. Arka planda çeşitli büstler var. Çeşitli büstler yer alıyor, heykeller yer alıyor. Görebiliyoruz onları. Evet, Rıdvan Ege'yi görüyorum orada, rahmetli. Hocam herhalde bu kadar fotoğraflarımız. Zamanımız var mı? Metin Hocam çok çok teşekkür ederiz sunuşunuz için. Size 1,5 saat demiştik. 1,5 saati sadece işte 10 dakika kadar geçtik galiba. Çok çok teşekkür ederiz sunuşunuz için. Şimdi siz anlatırken YouTube üzerinden soru soran arkadaşlar varsa onları not alanlar iletirlerse bir şekilde onların sorularını aktarırız size. İkincisi Zoom üzerindeki arkadaşlar ise onlar el işareti koyarlarsa onlara söz vermeye çalışacağım kısa kısa. Ama ben söyleyin şunun adını, Karden devam edeceğim.
ne denir? Moderatör olmanın forsunu, imtiyazını kullanarak bir devam edeyim izninizle. Şu değil mi? İlk önce bir katkı yapmaya çalışayım haddim olmayaraktan. Siz şey söylemiştiniz, bu 1979'da heykelleri yaparken biz de işte belediyeden elimizden gelen bir şeyleri yapmaya çalışıyorduk. Tabii belediyenin sizin de söylediğiniz gibi bir kültür, sanat ve heykel diye bir şeyi yok. Ayrılmış bir parası yok. Dolayısıyla bunlar da yapılacağı zaman herkes birbirine bakıyor. Nereden bulunacak? Sizin söylediğiniz gibi diğer heykel, sizden daha şanslı olup da beton, çimentodan değil de bronzdan dökülecek olan heykel, yanılmıyorsam Tuna Caddesi ile Yüksel Caddesi'nin kesiştiği yerdeki Barış heykeliydi, Burhan Alkar Hoca'nın. Bronz dökülecek. Bronz nedir? Nereden bulacağız? İşte Ankara Sular İdaresi'nin süzgecinde ara sıra çamurlu kumu yıkamak için tersten hava basılıyor. Onların bronz lüleleri var. Onları ara sıra değiştirileceği zaman hurda, makine kimyaya satmak lazım. Onları kenara ayırmıştık. EGO'dan da Ethem Özbakır bakır elektrik kablolarını ayırmıştı. Heykelin bir tanesi öyle çıkmıştı. Bir heykel daha yapılacaktı. Ondan sonra kaldırıldı yine Sakarya'da. Vallahi dedik bir şey yok ama hani su borusu var. Dolayısıyla bir parmak su borularını vermiştik. O da yine bir müddet sonra, yani 87'ye kadar yanılmıyorsam yerinde durdu Sakarya Caddesi'nde. Sonra oradan kayboldu. Bunu bir ilave olarak yapmış olayım. Sizin Ankara'da daha çok heykelleriniz var. Yani diğer arkadaşlar da biliyorlar. Biz de geçen hafta sonu bir şekilde hafta içinde 3 saatlik zaman aralığında gidip Ali Dinçer Parkı'nda, Batıkent'teki yürümüştük. Ali Dinçer Parkı'nda da Ali Dinçer'in bronz bir heykeli var elinde. Batıkent'in paftasını tutuyor. Üzerinde Kentco falan yazılı bir pafta. Ben şimdi şeyi, yani bunu katkı olarak diye lütfen kabul edin. Bu tartışma programlarında falan böyle hır çıkmayınca rating almıyorlar. Ben de sizi kızdıracak bir konu isterseniz, uygun görürseniz sormaya çalışayım. Buraya koymuştum bu. Doğatepe'de siz sanki tam az evvel söyleyecek gibiydiniz. Atatürk'ün Doğatepe'de, siz ona yine ilave edin ama Türkler Viyana'dan beri yenilip geliyorlar. En son işte Polatlı'ya 2 kilometre kala ilk defa burada makus talihlerini yenmeye başlıyorlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu pozu, fotoğrafını diye hepimiz biliriz. Onun heykeli var tam aynı yerde, sizin tarafınızdan yapılmış olan. Ve de az evvel yine fotoğrafını göstermiş olduğunuz, işte Anadolu'nun bağrından kopan, ben o şekilde anlatmayayım, siz daha güzel anlatırsınız ama dalgalar şeklinde gelip giden bir atlılardan oluşan bir heykel var. Tabii siz onu yaparken heykele, yani anıta ulaşımı da bir şekilde bir mizansen içinde, insanların nasıl saygıyla geleceği şekilde diye yaptığınızı söylüyordunuz. Sizinle gittiğimiz bir yıl bizi buraya götürdünüz. Sonra ikinci yıl tam başka bir grupla giderken, ya işte boş verin, Doğatepe'de kapalı diye bizi buraya götürmediniz. Sonradan mecburen biz gittik tabii oraya. Ondan sonra oradan anladık ki sizin anıtın kenarına böyle böyle tribünler yapmışlar. Ki burası kullanılan, tribünlerin hiçbir kullanışı yeri yok. Yani yılda bir kere galiba burada tören yapılıyor. Dolayısıyla sizin vermek istediğiniz o hava gitmiş ve bu yolun başına da herhalde o harpte kullanılmayan, büyük bir ihtimalle bir gemilerden çıkmış olan, eğer saçtan yapılmamışsa gemiden çıkmış olan toplardan ve kum torbalarından oluşan böyle bir şey yapmışlar ve size sormamışlardı galiba. Siz de biraz alınmıştınız. Değil mi hocam? Bu konudaki görüşünüz nedir?
Teşekkür ederim. Bir düzeltme yapmama izin verin lütfen. Eller heykeli ve bir başka heykel bronz dökümü söz konusuydu ve bir heykel için, yalnızca bir heykel için bronz malzemesi vardı ya da parası vardı. O heykel Abdülpekçi Parkı'nda bugün fıskiye olarak çalışan ve duran bir heykeldir. Yani şeydeki değildir, o su borularından yapılan yerinde olmayan heykel değildir. Onu düzelteyim. Şimdi gelelim Duatepe'ye. Duatepe ciddi bir çalışma sonucunda ortaya çıkmış bir eserdir. Yaptıran Milli Savunma Bakanlığı, yapan heykeltıraş Metin Yurdanur. Tümüyle anıt, heykel ve kaide ve çevre düzeni tarafıma aittir. Heykellerin arkasında görülen ve onlarca kilometre uzaktan izlenecek olan beyaz soyut form bir meşaleyi sembolize eder. Meşalenin eksik yanı, 20 yıl önceki teknoloji, beton teknolojisi ya da uygulama ya da zaman yetmediği için heykelimiz 5 metre daha küçük yapılmıştır. Bu işte yaklaşık işte 15 metre yüksekliğindeki o soyut formun tepesine bir 5 metre daha eklendiğini gözünüzün önüne getirin lütfen. Çok daha ne olacaktı bakalım olay? Anıtsal olacaktı. Yani güdük kalmış bir anıt çalışması. Buna göz yumduk tabii. Yapılacak başka bir şey yok. Hem zaman yok, hem işte teknik yetersiz dedi oradaki müteahhitler. Nasıl bir duyguyla yaptınız diye soracaksınız. Tabii sanatçı hep duygularıyla yaşayan insandır. Duygusu olmasa olmaz. Sanatçı derken tırnak içinde. Açıyorum tırnağı. Edebiyatçı, şair, müzisyen, sinema sanatçısı, tiyatro sanatçısı, mimar, baştan mimarları söylemem gerekirdi. İşte aklımıza gelen tüm yaratıcı faaliyetler içerisinde bulunan insanlığın en seçkin, en elit takımı. Biz seçkiniz ve elitiz. Niye? Öyleyiz de ondan yani. Biz seçildik, seçkin olduk. Buna kimse itiraz edemez. Ve seçkinliğimizle ve elitliğimizle övünüyoruz. Hem alçak gönüllüyüz hem de seçkin ve elitiz. Bunu da söyleyelim. Şimdi uzun yıllar devlet törenlerinin yapıldığı işte bir mekan bundan yaklaşık 4-5 yıl önce hırpalandı. Denetimi ve işte bakımı Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olan Duatepe ve çevresi bir kararla, Bakanlar Kurulu kararıyla öyle sanıyorum, bir kararla Tarım, Orman ve Köy İşleri ya da Tarım ve Orman ya da bir sürü bakan ad değişiyor ya, Tarım ya da Orman Bakanlığı'na devredildi, adı neyse. Böyle bir ad var herhalde şimdi. Sıkıldıkça bakanlıklar oynanıyor biliyorsun. Tarım oluyor, ayrılıyor, orman oluyor, köy işleri oluyor, köy işleri falan. Benim de kafam karışıyor tabii. Herkesin de karıştığı gibi. Kültür Bakanlığı da öyle. Bir turizm oluyor, bir kültür oluyor, bir başka, hadi bakalım ayıralım, bayıralım. Ve bu askerlerin denetiminde olan ve kıskançlıkla korunan anıt el değiştirince bu konuda duyarlılığı olmayan kimseler tarafından hırpalanmaya başlandı. Hiç gereği yokken anıtsal mekanda bütün bir panoramayı kaplayacak şekilde ve çok fazla para harcayarak sanki tenis kortu yaparcasına sollu sağlı iki tribün yapıldı. Bu yapılırken insanları oraya sokmadılar. Beni dahi sokmadılar. Yasak hemşerim dediler, bir sürü orada mühendis, usta. Ne yapıyorsunuz? İşte yasak girmek. Uzaktan bakıyoruz böyle. Pek iyi bir şey olmayacağını biliyordum ve sonuçta ortaya alüminyum ve plastikten oluşan ve hiçbir zaman kullanıma açık olmayan, yılda yalnızca 2 saatlik bir gösteri ve tören için yapılmış anlamsız bir masraf ortaya çıktı. Yıllarca
Anlattım. Belgeli de, dilekçeyle de başvurdum. Heykelleri biz yaptık. Bronz dökülmesi gerekirken, tabii gene parasızlıktan ya da başka şeylerden heykeller bronz dökülmedi. Bronz dökülsün, ölümsüz olsun dedim, kalıcı olsun. Bunu kimse dinlemedi. Ve bu yapılanların, işte bir tribünün parasıyla heykeller, oradaki anıtın heykelleri bronz dökülecekken o yapılmadı. O gördüğünüz gibi bugün bütün bir panoramayı, coğrafyayı kaplayan, anıtın ruhaniyetini, ulviliğini, her şeyini yok eden, anlamını yok eden kapalı tribünler yapıldı. Açık olsa daha iyi olacaktı demek. 5842 sayılı yasa, öyle sanıyorum. Telif hakları kanunu 5800. Yanlış mı hatırlıyorum, doğru mu bilmiyorum. Böyle bir kanun var, yasa var. Bu yasa sanatçıya bu çerin çöpün kaldırılması, cezalandırılması ve tazminat hakkı doğurur. Niye yapmadın? Yani şimdi benim o kadar çok haksızlığa uğramışlığım var ki bu heykel konusunda. Hangi birisini mahkemeye vereyim, ben onlardan koşayım, bir de bir taraftan da sanat yapmaya, heykel yapmaya devam edeyim. Hangisini söyleyeyim ben size? Rize'de valiliğin önünde 98 yılında yaptığım bir kompozisyon, büyük dev bir kompozisyon kaşla göz arasında yok edildi. Başvurdum, hiç kimse o heykeli görmemiş, bizim bundan haberimiz yok diyorlar. Oysa o anıt heykel pek çok figürden oluşan, kitaplara basıldı, edildi. Gelen cevapta böyle bir şeyden haberimiz yok diye geldi. Boynumu büktüm ben, aman Allah'ım dedim yani. Onu bana haber verenler Rize'deki mimarlar. Uluabat'takini de ben haber vermiştim. Neyse, bu konuyu kapatalım hocam. Bakalım başka görüş bildirecek arkadaşlarım var mı? Evet. Cemal Bey galiba söz istemiş. Evet, çok teşekkürler. Hemen. Çok teşekkürler Levent Hocam. Metin Hocam, size de çok teşekkürler. Bu sözünü ettiğiniz turlardan bir tanesini de yapma şansına sahip olduk biz de. Hep birlikte gezdik sizle. Ben üç konuda kısa kısa bir şeyler söylemek istiyorum. Bir tanesi, siz bahsettiniz Kadıköy'deki boğa heykelinden. Ben de Kadıköylüyüm. Çocukluğumdan böyle gözümün önünde hala resim olarak vardır. Süreyya sinemasının bir ön cephesinde heykeller vardı. Onlar hatırlıyor musunuz? Daha sonradan mı konup oraya yerleştirildiler? Yoksa binanın yapımı 1927'ler. Acaba o dönemki sanatçılara mı ait? Onu soracaktım bir. İkincisi, bu Mihalıççık Kavak Madeni ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Kavak Madeni dünyadaki en derin krom madeni. Yani en derine gidilen krom madeni. Son derece güvensiz, son derece riskli bir alan. Dolayısıyla orada çalışan emekçiler gerçekten ne haklarını alabilmişlerdir bütün tarih boyunca, yani o madenler işletildiği sürece, ne de güvenli bir çalışma şartları yaratabilmişlerdir. En son 2015'lerde yine bir grev vardı orada. Son durumu bilmiyorum. Son bir senedir durumu bilmiyorum. Üçüncüsü biraz kritik bir konu. Yani nasıl ifade edeceğimi de düşünüyorum açıkçası. Maalesef sanatçılar tabii çok eleştiriye tabi tutuluyorlar. Bu eleştiriler de genelde onları anlamayan, neyi yapmak istedikleri eserlerin amacını ve sanatçının hangi düşüncelerinden çıktığını bilmeyen insanların eleştirileri. Bu bağlamda Sivrihisar'daki parkla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bir İstanbullu Ermeni arkadaşım orasını ziyaret ettikten sonra ne algıladığını anlattı bana. Çok üzüldüm. Çünkü ben sizle en azından o yaptığımız gezi sırasında sizin hayata bakışınızı anladığımı zannediyorum. Ve sizin hiçbir şekilde böyle bir amacınız olmayacağını da ona ifade ettim. Ama orada bir şekilde o Ermeni eserinin çevresindeki temsilde bir yanlışlık ya da eksiklik gördüğünü ifade etti. Ben biliyorum ki siz hiçbir şekilde öyle bir şey düşünmeden yaptınız orasını. Söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum sunumunuz için.
Sağ olun. Mehmet Bey, hemen Süreyya sinemasındaki o rölyef ya da çalışma konusunda bilgim olmadığını belirteyim. O konuda bir şey söyleyemeyeceğim. İkincisi, Kavak Krom Madeni enteresandır. Türk Maden Şirketi adında bir firma tarafından işletildi. Hala işletiliyor mu bilmiyorum. Türk Maden Şirketi, adı Türk olan şeylerden ben hep çekinirim. Hiç Türklerle ilgisi olmayan şeylerdir. Günümüzde de öyle sanıyorum. İşte Türk bilmem ne. Türk dediğiniz zaman bir duracaksınız. Aynı şirket bugün Türkiye'nin göz bebeği olan Göcek, Muğla Göcek, işte Fethiye Göcek'teki madenleri işletmiş. Ben oraya da bir madenci anıtı yaptım. Atatürk ve Madenciler Anıtı. Belediye Başkanı sevgili Recep Şatır tarafından 10 yıl falan oluyor. Babası da maden işçisiymiş. Hocam dedi, bize böyle bir anıt kazandırır mısın? Olağanüstü bir kompozisyon hazırladım. Ama dedi ki, bizim yerimiz dar, gerçekten yer yok. Göcek şu kadarcık bir yer ve bir cennet. Ondan sonra rahmetli Turgut Özal tarafından keşfedilmiş bir cennet, biliyorsunuz orası. Cuma namazı sırasında bir tekneden, işte namaz vakti geliyor, hadi şu köyde namaz kılalım diyor. Kılıç o giriş, Göcek köylüğü bitiyor, Göcekliği bitiyor, bir tatil köyü oluyor. Ultra lüks işte bir tatil köyü haline geliyor. Neredeyse yerliler bile orada yaşayamıyor. Krom madeni aynı firma tarafından işletilmiş ve dağın içi boşaltılmış. Aynı şeyleri bana Recep Bey'in babası da anlattı. Ondan sonra. Gelelim Sivrihisar'daki Ermeni ziyaretçinin sözlerine. Orası bir işte teşhir alanı değil. Ne teşhir alanı değil? İşte bir şeyleri teşhir etme alanı değildir. Benim yaptığım eserlerin orada sergilenmesidir. Belli bir teması da yoktur. İşte 40 yıl boyunca ürettiğim eserlerin orijinallerini oraya taşıdım. Orada her şey var, herkes var. Eleştirisi şu olabilir, işte bizi niye anlatmadım? Ben sizi anlatmak için yapmadım onu yani. Bu olayı da belirten bir şey de değil. Yalnızca oradaki çok önemli, tarihi ve tabiatı koruyarak yaptım bunu. O 100 bin metrekarelik açık alan, yaklaşık 105 yıl önce bir dönem orada yaşamış olan 4000 Ermeni yurttaşımızın 1915'te yaşadığı mekandır. Uçaktan çekilmiş eski fotoğraflarda, yani bundan 60 yıl önceki, 70 yıl önceki fotoğraflarda ızgara planlı evler vardır. O evler 1915 tehcirinden ya da işte sürgününden sonra yavaş yavaş yıkılmaya başlamış. Yalnızca temeller kalmış. Niye? Çünkü Sivrihisarlılar, öyle sanıyorum, uzun yıllar orayı terk eden komşularının gelmesini beklemiş. Onların hiçbiri bir daha geriye gelmemiş. Anlatılanlara göre. Evlerin her şeyi yağmalanmış. Kapısı, penceresi yok edilmiş. Temelleri kalmış. Temellerindeki taşlar bile başka inşaatlarda kullanmak için devşirme taş diyorlar ona, mimar arkadaşlar iyi bilirler. Çünkü tarih boyunca her şey devşirmedir. Ankara Kalesi'ne gidin bakın, bütün Roma tapınağıdır. Rölyefleri, kabartmaları, her şey kesmiş geçmiş sütunları, yuvarlak yuvarlak silindirik sütunlar, biliyorsunuz kalede taş olarak kullanılmış. Bu böyle bir gelenek. Fesinus'taki antik Roma tapınakları Sivrihisar'daki Ulu Cami'nin temelinde kullanılmış ya da bizim evlerin temelinde kullanılmış. Aynı şekilde 1915 tehcirinden sonra o evlerin taşları, toprakları, kapıları, pencereleri de Sivrihisar'daki evlerde kullanılmış. Geriye temelleri kalmış. Buraya kadar tamam. Biz orayı müze yapıncaya kadar terk edilmiş, kendi halinde kartalların, fuhu kuşlarının, kaplumbağaların, yılanların oynadığı, bizim de çocukluğumuzda gezip tozduğumuz yerlerde, oynadığımız yerlerdi. Biz buraya şunu kazandırdık. Bir, Kültür Bakanlığı 1881 tarihli Ermeni Kilisesi'ni restore ettirdi büyük paralar harcayarak. Kullanılabilir hale geldi.
ister şey olarak kullanın, tapınak olarak kullanın, isterseniz kültür ve sanat için, işte konser için kullanın, her şey için kullanın. Tamam. Dört tane Ermeni evi kalmış. Bunlardan bir tanesini ben satın aldım, o şimdiki müze olan evi. Müze olan evi akrabalarımdan satın aldım, yıkılacak vaziyetteydi. Uzun uğraşlar sonucunda, çok uzun uğraşlar ve yıpratıcı çalışmalar sonunda, ki bu işi bilen arkadaşlar iyi bilirler, hani korunması gereken tarihi eserlerin korunmasını restore ederek, çok da masraf ederek bunu insanlığa kazandırdık. Bir tarihi 1907 tarihli konağı kazandırdık. Kime? İnsanlığa kazandırdık. Bu yanabilirdi de yıkılabilirdi de, ki o durumdaydı. Bu konak enteresandır tabii, hep belirtiyorum. İstiklal Savaşı'nda İsmet İnönü tarafından karargah olarak kullanılan bir konaktır. Onun yanındaki Aynalı Efeler'in tabir edilen konak da çok daha gelişmiş, çok daha güzel bir konaktır. Şu anda yıkılmak üzeredir. Yıkılmak üzeredir. Sahipleri de bu konaya sahip çıkmıyorlar. Büyük ihtimalle yıkılacaktır ve yok olacaktır. Çünkü benim gibi sahip olan birisi yok. Kendi sahipler bile sahip çıkmıyor. Atatürk tarafından karargah olarak kullanılan bir yapıdır. Ve bunu yetkililere, ilgililere belirtiyorum. Belgeseldir bunlar. Şimdi hani Nasrettin Hoca'ya heykelini yaptım ben. İşte Hitit aslanına ters binmiş Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca tüm insanlığın malıdır. Hititler tüm insanlığın malıdır. Oradaki coğrafyada hepimizin malıdır. Ben yaptığım heykelleri o coğrafyayı tabiat tahrip etmeden, bu çok önemli, oradaki doğal kayaları kaide olarak kullanarak, kazıp yıkmadan, yok etmeden doğal kayaların üzerine heykelleri koydum, kenara çekildim. Bu kadar basit. Oradaki Ermeni eleştirmen kimse neyi söyledi bilmiyorum. Burada yapılan heykeller, fotoğraflarını görürsünüz. Böyle herhangi bir etnik gruba karşı çıkan, onları aşağılayan, kötüleyen herhangi bir tavır değildir. Evrensel yok, heykeller de var orada. Öyle bir şey yok tabii. Ben kesinlikle katılmıyorum. Evet. Görüşüne. Evet. Evet hocam. Getirdiği eleştiriyi ben anlayamadım. Nedir Mehmet yani Bey? En azından burada o hemen o ibadethanelerinin yanı ve kendi eski yerleşim yerlerinde kendinin bir şekilde temsil bulmadıklarını söyledi. Aslında başka şeyler de söyledi de ben şeye yol açmak istemiyorum, yani bir tartışmaya katılmadığım bir görüşü sunup da o yolda bir tartışma açılmasına katılmıyorum, ama böyle bir şey söyledi. Ben de hani diyorum size, sanatçı çok eleştiriye açık, çünkü maalesef gerekli bilgilendirme de yok orada. Hani sizin ne yapmak istediğinize ilişkin. O insan da bu konuda bir fikirde yürütmemiş, sadece bir eleştiri. Yani ben gittim, işte orası bizim bir ibadethanemiz. Türkiye'nin en büyük tapınaklarından biri. Ama biz orada yokuz biçiminde bir eleştiriydi. Ben de bunu kasıtlı olmayacağını, hiçbir şekilde sizi tanıdığım kadarıyla, düşüncelerinizi bildiğim kadarıyla böyle bir şeyi hiçbir şekilde kastederek yapmış olmayacağınızı söyledim, ama yani onun da böyle bir şeyi vardı. Böyle bir algısı vardı en azından. Onu şimdi bu çok hassas bir konu. Metin Hocam, bir de Şener bir şey söylüyordu. Belki beraberce yanıt verirsiniz. Sonra iki saati de geçtik. Yavaş yavaş toparlayalım artık. Hemen toparlıyorum. Bu konu tabii ki görüşülmesi, konuşulması gereken bir konu. Üstünü ne kadar örterseniz başımız o kadar sıkıntıya girer. Bu konu açıkça herkes tarafından tartışılmalı, konuşulmalı. Sanatçı olarak ben bu konuda muktedir değilim. Yani burada şu olsun, bu olsuna karar veremem. Ben eserlerimi, yani 40 yıl boyunca Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerine yaptığım eserlerimi orada sergiliyorum. Ama bana dense ki kardeşim burayı boşalt, bir günde boşaltırım. Çok basit. Hiç kimse orada, hiçbir eser kalıcı ve sabit değildir. Ama evimi vermem. Evin tapusu bana ait. Çevre tüm kamuya ait, insanlığa aittir. Bu arkadaşlarımız da gelsinler, orada Yaşar Kemal'i görsünler, Abidin Dino'yu görsünler, Berfana'yı görsünler. Bizim 1924 ne o? Levent'ciğim
adını söyle. Mübadele. Mübadeleyi görsünler. Efendim, barışı görsünler, sevgiyi görsünler, kardeşliği görsünler, insanlığı görsünler. Selen Hocam. Evet. Dinliyorum Levent Bey. Metin Hocam çok teşekkürler. Çok güzel, çok bilgilendirici de. Benim bir sorum, birkaç tane sorum var kısa kısa. Dinliyorum. Resim iş bölümü Gazi'de kurulduğunda heykel de var mıydı? Hemen kısaca anlatıyorum. Gazi Eğitim Enstitüsü 1926'da kuruldu, yapıldı. Yapıldığında Türkiye bütçesini zorladı. Mustafa Kemal'in göz bebeğiydi Gazi Terbiye Enstitüsü. 1932 yılında İsmail Hakkı Tonguş, toprağı bol olsun sevgili İsmail, rahmetle anıyorum, tarafından resim iş şubesi kuruldu. Resim iş şubesi adından da anlaşılacağı üzere resim ve iş üzerine kurulu bir eğitimdir. Ve 1932 yılında bizim köy enstitülerinin öncülü bir çalışmadır. Bu konuda İsmail Hakkı Tonguç zaten kendisi resim öğretmeniydi. El işleri öğretmeniydi. Heykel çok yoktu. Hakkı İzzet rahmetli öğretmenlerimizden, ilk öğretmenlerimizden modelaj dersi veriyordu Hakkı İzzet. Tıpkı İstanbul'daki Güzel Sanatlar Akademisi ya da Sanayi Nefise Mektebi'nde olduğu gibi. Resim var ama heykel çok azdı. Heykel bilinmiyor, konuşulmuyor, çok sevilmiyor ve tabu idi. Yani 83-84 yılına kadar okulumuz olunca, üniversite olup Gazi Eğitim Enstitüsü fakülte olunca heykel bölümü kuruldu. Ayrı bir branş, dal olarak, ana tamam. Sanat dalı olarak yer aldı. Biz evet. Eskiden heykel tıraş derdi. Heykel yontan manasında mıydı? Yontucu olarak Türkçe bir sözcük bulundu ama biz yalnızca yontmayız heykeltıraşlar. Yontma diye bir şey yoktur. Gerektiğinde şu hazır objeyi şöyle ikisini yan yana getiririz biz. Biz buna heykel de diyebiliriz. Bu yontma ile ilgisi yok. Günümüzde artık her şey heykeldir. Özellikle mimar arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Zaha Hadid meslektaşları tarafından. Zaha Hadid mimar, Iraklı, Amerikan, İngiliz, Irak kökenli İngiliz vatandaşı rahmetli Zaha Hadid yapılarını heykel olarak tasarlıyor. Birer soyut heykel olarak tasarlıyor ve onun için dünyada çok ünlendi. Günümüzde artık heykel kavramı tümüyle değişti. Ben sanatçı olarak, ikinci kuşak heykeltıraş olarak Türkiye'de 2000 olur mu? 1000 yıldır yapılamayan, 1071'den beri yapılamayan, 1071 doğru. 1070. Gerçi Bizans'ta da bir şey yapılmamış. 1500 yıl diyebiliriz. Bizans'ta da bir şey yapıyor. Yok bir şey yani. Heykel diye evet. Bir şey görmüyorsun. Enteresan yani. Ama ondan öncesi heykelin yatağı Anadolu, Mezopotamya, Mısır biliyorsunuz. Ben evet. Türkiye'de... Hemen bitiriyorum. Türkiye'de heykel nedir diye böyle bir şey yapmaya çalıştım. Olay o. Bunda da başarılı oldum yalnız. Evet. Bu 28 yaşındayken eller heykelini yapıyorsunuz. Doğrudur. Büyük bir cesaret değil mi bu? Şimdi şöyle, ben gençliğin cesaretini biliyorum. Hepimiz genç olduk. Gençler dinliyorsa bizi bilirler. Sonsuz bir ateş vardır bünyelerinde. Yani şimdi 68 kuşağı dediğim saçı başı pek çok arkadaşımız var. Bırakın yani bir şeyi, dünyayı böyle alıp kucak ellerini alıp buradan şuraya atacak cesarette ve güçtedirler. Hala da öyleyiz. Bizdeki o ateş hala var ama 28 yaşındaki dinamizm bambaşka bir şeydi. Umutlar, sevgiler, heyecanlar ve karşılıksız olarak yapılan şeylerdi bunlar. Karşılık düşünülmüyor. Biz özel mülkiyet kavramına bu 12 Eylül'den sonra çok milattır biliyorsunuz. Pek çok arkadaşımız böyle kaldı ortada. Bir özel mülkiyet varmış dediler bu mimar arkadaşlar, bu belediyede yönetici arkadaşların hepsi. Ali Dinçer kaldı Arabistan'a işçi olarak gitti çalışmaya, yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi belediyeler maşallah büyük gelir getiren şeylerdir. Sevgili vatandaşlarım ve seçmenlerim, ben adayım demeyeceğim. Fakat çok ballı güzel bir şey belediyecilik. Ne kadar hoş bir şey ya. Allah'ın tarlası, arsası, arsa değil tarlası para ediyor. Niye? Bina izni veriyorsun, iş bitti. Onun için İstanbul 20 milyon ve bir çöplük, Ankara 5 milyon ve bir
nelik diyelim, bir şey diyelim ya. Yani. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Başka sorular varsa devam edeceğim. Evet. Başka da soru yok. Elini kaldıran da zaten 2 saat 15 dakika gibi oldu. Metin Yurdanur hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. İyi ki varsınız bu ülkede. İyi ki de biz ODTÜ Mezunları Derneği olarak, koleksiyon kulübü olarak iyi ki sizi tanımışız. Ondan da mutluyuz. Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Sürçülisan ettiysek affola, kusura bakmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun tekrardan. Ben herkese teşekkür ediyorum. Beni dinledikleri için böyle çok teşekkür ediyorum. Her zaman görüşmek dileğiyle. Kadri hiç soru sormadı. Sorabilirdi orada. Gülümsüyor sadece yani. Kadri hocam. Efendim? Kadri hocam sadece gülümsüyor bu akşam. Evet yani evet. Tamam, kapatıyoruz toplantıyı. Bu arada bir sözüm var. Çok teşekkürler ediyoruz herkese, sağ olun. Bir sözüm var, sabah evet. Haberini aldım. Sevgili Murat Balkan bir trafik kazası geçirmiş. Çok üzüldüm ama sonradan öğrendiğim kadarıyla hayat tehlikeyi atlatmış Murat Balkan. Ve toparlanmaya başladığını öğrendim. Ona da buradan şifalar, acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun diyorum. Murat Balkan önemli bir sanat insanı. O bakımdan önemli bizim için arkadaşımız. Ve ODTÜ mezunu bir arkadaşımızdır. Tekrardan evet. Toplantıyı kapatıyorum. Tekrardan çok çok teşekkürler herkese katıldığınız için. Bir dahaki toplantılarımızda görüşmek üzere.